Ay selam. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Telefonumu nereye sabitlesem şuraya mı? Çetimi de şuraya sabitledim. Selam. Aşağıya bakıyorsam chat aşağıda açıklarım. Oradan bakıyorum. Görüntü güzel mi? Kamerayı ayarladım. Bayağı uğraştım ama becerdim sanırım. Selam. Ay iyi güzel. Ses düzeyleri falan nasıl? Ses rahatsız ediyor mu? O işler olmuş mu? Görüntü güzel. Çok iyi. Nice. Chat'i biraz sola mı kaydırayım? Hemen. Ya şey görünsün istedim. Şu kızın tipi kaysın istemediğim için. Kaydırayım mı chat'i azıcık sola? Şuradan falan başlasın istedim. Şu an ekrandan göremiyorum ama iyi diyenler de var. Chat'i küçülteyim mi? Küçülteyim o zaman. Durun. Nasıl küçültüyorduk? Allah'ım arkadaşlar çok yeniyim. Kusura bakmayın. Birazcık zor benim için bunları anlamak. İyi mi böyle? Nice. Ya. Yiyelim sizi. Sağ üst mü? Sağ üst olursa ne bileyim ekranın hemen altında olsun. Daha tatlı olur gibi geldi. İyi iyi güzel. Ne yapıyorsunuz? Kahvemi de aldım geldim. Heyecanla ilk yayınımız başladı. Ay çok heyecanlıyım. Mesajların sesi mi fazla? Onu nasıl kısacağız? Şeylerin, takipçilerin sesi geliyor büyük ihtimalle. Onu nasıl kapatacağımı bilmiyor olabilir arkadaşlar. Nasıl kapatacağım bilmiyorum. Ya teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum aşklarım. Evet arkadan gelen drone'ın sesi biraz fazla geliyor. Onu ben de fark ettim de. Aa, nasıl kısılır bilen varsa. Ben çok bilmiyorum. Evet otu bir tık fazla. Nasıl içiyor? Nasıl kapatabiliriz o sesi? Yerim sizi. Geç kalmadım bebeğim. Daha oyuna başlamadık. Daha hala olayları anlamaya çalışıyoruz. Hala işleri anlama şeyindeyiz de. Arkadaki ses biraz fazla cidden. Onu nasıl kısabilirim? Durun tekrar girelim şuraya. Ah Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptım bilmiyorum. Ha. Şuradan kısmayı denesek. Diğer ses düzey ayarlarından. Mesela ne yapabiliriz? Ses düzeyini kısarsam da o da gider. Neyse ya aşırı rahatsız etmiyorsa idare edelim bence. Ne diyorsunuz? Evet ya çok geliyor bunun sesi. Neyse dur halledeceğiz ya. Hallederiz. Görüntü mü dondu? Birisi de görüntü donmuş, dondu demiş ama iyi mi? Donmadı. Güzel. Tamam. Görüntü donmadıysa sıkıntı yok. Güzel. Tamamdır. Şey, arkadan drone'ın sesi biraz fazla geliyor. Onun farkındayım ama nasıl düzelteceğimi çok bilemediğim için çok bir şey yapamadım aşklarım. Onun için devam edeceğiz sanırım böyle. Tamam. Hadi başlayalım şimdi aşklarım. Telefonumu da şöyle koydum. Sizi daha iyi görebilmek için. Sohbeti de oradan göreceğim. Hadi şimdi Eylül'e başlıyoruz. Hazır mısınız? En son ne yapmıştık bebeklerim? Boklu kızımız Pelin yine tuvalete girmiş. Her yere bok şey yapmış. Eylülcüğümüz de etrafta süpürüyor bebeğim. Ne yapalım? En son nerede kalmış? O kadar uzun zamandır oynamadım ki ben de iyice unutmuşum ya. En son aktördük. Evet, Doktorlar dizisinde güzel bir rol kapmıştık, değil mi? Eylül çok güzel kız maşallah. Maşallah. Bebeğim donuyor diyenler vardı. Umarım donmuyordur ya. Hello. Evet hadi başlayalım. Şimdi ne yapıyorduk? Neredeydik? En son bizim flörtümüz kimdi? Yalnız mı kalmaya karar vermiştik? Bu ne? Judith'in imzalı şeyini almışız. Şu ünlü Judith var ya. İmzalı fotoğraf vermiş bize. Doktorlar setinden. Yayına bir F5 atın sorun olanlar demişler. Donanlar kendi internetini kontrol etsin demişler aşklarım. Bildirim sesi biraz fazla evet ya. Onu nasıl kısacağım bilmiyorum ama kusura bakmayın. Bu yayınlık idare edeceğiz. Diğer yayınlarda hallederim diye düşünüyorum. Kendimi sol üstte alabilir miyim? Sol üstte alabilir miyim? Alabilirim. Ama uğraşmayalım. Onunla uğraşalım mı? İyi böyle be. Donanlar F5. Evet. En son kocamızla flörtümüz arası. Kocamız değil. Daha doğrusu başkasının kocası ama çocuğumuzun babasıyla bir tane hoş bir flörtümüz vardı. Kimdi o hatırlıyor musunuz? Takuya. Ah Takuya. Takuya ile Torn arasında kalmıştık. Torn'a geri dönsek mi dönmesek mi? Onun kararındaydık. Ne diyorsunuz? Geri dönsek mi?
Torna geri dönmeyelim bence. Ben o son videoda YouTube yorumlarına da bakmıştım. Torn bence yani giden gitmiştir, gittiği yerde bizim için bitmiştir diyoruz. Zaten Torn'un da diğer karısından çocukları da varmış büyük ihtimalle. Dönmeyelim. Bak bence de hepiniz dönme diyorsunuz. Bence de dönmeye hiç gerek yok. Daha neler kesin. O kaşar hak etmiyor. Katılıyorum. Torn bizi gerçekten hak etmiyor. Torn yok. Sadece çocuğumuzun babası olarak devam etsin. Biz Takuya gibi ya da başka yeni aşklarımıza devam edelim bence. Yerim sizi. Şimdi o zaman oyunumuza devam edelim. Hadi yavaş yavaş oynayalım. Şimdi Pelinciğim. Aşkım. Ne yapıyorsun sen? Durumun nasıl? Uykusu gelmiş uyuyor. Bu çocuk çok akıllı. Bu çocuk gerçekten kendi çocuğum diye demiyorum ama aşırı akıllı. Sen de şurayı bir temizle bakayım. Evi süpüreceğine çocuğunun boklu şeyini temizle. Kalite seçeneklerini arttır demişsiniz. Oyunun kalite seçeneklerini mi? Ama şimdi oyunu tekrar açmamız gerekecek. Hiç uğraşmayalım. Bence oyunun kalitesi iyi ya. Yok kız çok kaçırmadınız. Daha yeni başladık her şeye. Şimdi en son mutfağımı değiştirmiştim. Mutfağım çok güzel olmuş ama. Gerçekten çok güzel olmuş. Renkler falan. Eğer ki eve çıkarsam inşallah yarabbim. Odamı böyle yapmayı düşünüyorum ben de. Aa konuşmanın gerisine kalmışım ben. Hı, geldim. YouTube'a da atmaya çalışacağım. Becerebilirim inşallah. Yani nasıl becerebilirim hiçbir fikrim yok ama. Şu an her şeyi anlamaya çalışıyorum. Evet mutfağımız çok prenses gibi. Şimdi mutfağın sizce evi şimdi mi düzenleyelim? Biraz oynayalım ondan sonra mı evi düzenleriz? Ev aslında şu an şuralar falan hoşuma gidiyor ama bir değişimi hak ediyor gibi ama ne diyorsunuz? Banyo kötü evet banyoyu bayağıdır değiştirmedik çünkü. İlk yaptığımız haliyle duruyor. Biraz oynayalım tamam. Önce biraz oynuyoruz hadi. Şimdi. Aşkım siyakım. Çak. Aygım. Seninle birazcık sarılalım bakayım. Seninle birazcık öpüşelim bakayım. Oyun kısa bir bug'a girdi. Benim kedim çok akıllı ya. Çok akıllı ya. Vallahi bak. Ay bak nasıl patisini veriyor. Aşkım seni yerim götünden ısırırım seni. Siyah çok gerçekten bizi çok seviyor ama biz de onu çok seviyoruz. Ah aşkım. Siyak'ı arkadaş mı alsak? Siyak'ım şey miydi? Kısır mıydı? Sanki kısırdı ya sahiplendiğimiz için değil mi? Ay Siyak'ımın çocukları olsa ne güzel olurdu değil mi? Ah keşke Siyak'ımın bebeleri olaydı. Eylül'ü değiştirelim. Kız dur azıcık oynayalım değiştiririz. Hallederiz onları be. Kısırdı değil mi? Ay ya keşke Siyak'ı kısır almasaydık. Kısırlığı geri döndürme ameliyatı yoktu mu? Rahim nakli falan. Keşke olsaydı ya. Aha kalın intiharımız varmış. Dur kucağımıza çağıralım be. Ay. Kısırlığı veterinerde kaldırabiliyorsun. Dur hemen gidiyoruz arkadaşlar. Ben bu bilgiyle hemen deniyoruz. Birisi dedi inandım. Hadi bakalım. Siyakımla gidiyoruz veterinere. Hadi bakalım. Köpüş de alırız dur. Şey yapacağız biz bu gidişle. 40 kedili yalnız kadın olacağız gibi geliyor bana ama hayırlısı. Veteriner hangi yerdeydi? Hatırlıyor musunuz? Heh. Burada olması lazım veterinerin. Minik siyaklar basacak eve. Evet. Burası. Hadi gidelim bir veterinere. Aşkım kediyi sahiplenmiştik çok öncesinden. Kız niye kanal sadakat puanı yok? Hiçbir fikrim yok. Ben Twitch'e çok yeniyim. 2 saat önce hesabı açtım. Bildiğiniz YouTube'dan Twitch'te yayın nasıl açılır videoları izledim ve şu an buradayız. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şimdi veteriner hekimlerimiz burada. Akşam vakti veterinere geldik. Kapıyı açın bakayım dur veterinerler girsin içeri. Çalışanlar girmeden içeri biz de giremiyoruz büyük ihtimalle. Hadi. Hadi anneciğim. Şimdi şuradan ne diyoruz? Aşklarım spey şey değil miydi? Kısırlaştırmak değil mi? O zaman kısır değil mi siyah? Dur bir check-up yaptıralım bir bakalım. Paramız var zaten. Ne diyorsunuz? Siyakın bebekleri çok güzel olur vallahi. Ay şu kedi çok güzel. Şu kedi çok güzel. Bu kediyle mi çiftleştirsek Siyak'ı? Kimmiş bu? Bartholomew. Dişi mi erkek mi? Erkek mi? Bizim Siyak dişi miydi erkek miydi? Vallahi hiç hatırlamıyorum ha. Siyak'ım sen dişi miydin erkek miydin anneciğim? Ne diyorsunuz hatırlıyor musunuz? Ben hiç hatırlamıyorum. Kısır değil değil mi? Bence de kısır değil. Dişiymiş. Oy benim güzel kızım. Benim güzeller güzeli kızım.
Durun. Hadi bakalım. Bir check-up yaptıralım da bir bakalım. Kısır değil gibi geldi bana şu an. Bence de. Çiftleştirelim mi? Vallahi siyakımızı hamile bırakacağız. Öyle bir şeyim var. Şu kedi çok güzel ya. Erkek midir ki bu? Çok da yakışıklı ha. Ne diyorsunuz? Siyakımıza koca buluyoruz. Kendimizi saldık. Siyakımızı eve veriyoruz artık. Köpüş de alırız. Dur. Ne bu? Hasta olmasın diye şey yapalım. Aşılarımızı yaptıralım bebeğimizin düzenli olarak. Uy, anneciğim. Anneciğim. Bilim seni. Ne kadar akıllı ya. Ne kadar akıllı. Bize bakışlarına bak ya. Aşkım. Companions olalım mı? En iyi arkadaşlar böyle yol hayat arkadaşı gibi bir şey olacağız. Anneciğim. CC'leri valla bir sürü siteden yükledim. Hiçbirini hatırlamıyorum inanın. Aşkım. Patileri görüyor musunuz? Yiyeceğim. Çocuğumuz akıllı, kedimiz akıllı valla. Biz akıllıyız diye oluyor sanırım. Şimdi ne yapalım o zaman biliyor musunuz? Bir tane daha kedi sahiplenelim. Çünkü satın alma sahiplen biliyorsunuz. Bu hayat mottomuz. Bir tane kedi sahiplenelim. Bence bizim siyakımız da kısır değil. Çünkü spay şeyi çıktı. Hemen şey yapalım. Kesinlikle çiftleştireceğim. Durun chat'i okuyorum ekran şey yaparken. Patisi çok tatlı benim aşkımın. Şimdi hemen ara bakayım. Nasıl sahipleniyorduk? Bu oyunu da haftalardır oynamadığım için unutuyorum var ya nasıl olduğunu. Şurada bir yerde olması lazım ama Hire a Service miydi? Durun deneyelim bakalım. Adapt a cat. Hadi bakalım. Yerim size. Şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım seçelim. Noodle erkek olması lazım bir kere. Noodle tatlı. O bir kısır. O bir olmaz onun için. Kısırları direkt eliyoruz. Direkt eliyoruz. Ve erkek olması lazım. Sadece noodle var. Noodle'a ne diyorsunuz? Tatlı değil mi? Aşklarım o bir olmaz. O bir kısır. Kısır kedi o bir. O bir olmayan sadece noodle var şu an. Tamam hadi. Noodle'ı bir çağıralım. Başka kedi yok zaten. Bakıyorum yok. Noodle'ı çağıralım bir bakalım. Eğlenelim bir sevecek miyiz bakalım. Bak siyah da duydu erkeğin sesini nasıl yanıyor. Koşa koşa enerjisini atmaya gitti. Aa kuyruksuz farklı bir kedi tipi. Bir de yetişkinmiş ha şey de değil. Yavru da değil. Tanışalım bir bakalım nasıl birisi. Götünü sallaya sallaya çıktı evimizden ama. Noodle tatlı bana da tatlı geldi. Ama bir şey diyeceğim. Üç renkli kediler dişi olmuyor muydu ya? Erkek ama Noodle. Biraz garip olmuş. Üç renkli kediler benim bildiğim dişi oluyor. Şimdi Noodle'cığımla tanıştık. Nasılmış Noodle'ımızın şeyi? Bakalım bir şuradan. Erkek ve evet üç renkli. Allah Allah. Bir genetik sendromu falan mı var ki? Tanışalım bir bakalım. Özelliklerine. %90 dişi erkek de var nadiren demişsiniz. Ya ama XX kromozomu olması gerekmiyor mu? Yani ben tıbbi bilgilerimi konuşuyorum. XX kromozomu olması gerekiyor. İki tane X olması gerekiyor diye biliyorum üç renkli olabilmesi için. Yani XXY olursa erkek olur ama o zaman da infertil oluyorlar diye biliyorum da tabii bu kadar ayrıntılı düşüneceğini sanmıyorum Sims'in. Tatlı bir kedi gibi. Arkadaş canlısıymış. Güzel. Biraz daha tanıyalım bakalım. Güzel bize bakış falan da tatlı. Bizim Pelin de ne kadar akıllı baksanıza hemen insanlarla konuşmaya geç. Dur Pelin de bir tanışsın. Pelin'i sevecek mi? En önemli şey çocuğumuzla anlaşması lazım. Bu kız çok bilmiş ya vallahi. Sanki bir ay putiye bak ya. Bu olur. Ben Noodle'a ısındım şu an. Vallahi ısındım Noodle'a. Dur bir iki özelliklerine daha bakalım. Hemen. Köpek de alırız. Dur önce bir çocuklarımızı büyütelim. Kedilerimizin bebeleri olsun. Ben bu kediyi çok sevdim. Bayağı akıllı duruyor. Aloof. Aloof neydi? Şey sanki aklı bir karış havada falan tarzı bir şey miydi? Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam.
Değil mi? Kızımızın botları da çok tatlı. Bir kez daha geçsin o diyelim. Özelliklerine bir bakalım. Bir de spoiled. Şımarıkmış. Ben bunu sahipleniyorum. Noodle'ı çok sevdim şu an. Evet. Noodle kalsın bence. Ne diyorsunuz? Bence noodle iyi yani adı olarak. Tatlı. Hı hı. Herkes kalsın diyor. Bence de kalsın. Noodle. Yiyeceğim seni. Offer friendships diyorum. Birazcık arkadaş olalım bakalım. Şimdi bunları nasıl çiftleştiriyorduk hatırlıyor musunuz? Ben hiç hatırlamıyorum çünkü. Siyak'la tanıştılar mı? Tanışmadılar. Ha geliyor. Tanışmaya mı geliyor? Hayır. Robot süpürge aşkının üstüne çıktı yine. Siyah robot süpürge aşkı ya. Bebeğim sana şurada koca getirdik, tanışsana. Kız 1000 kişi izliyormuş. 970 kişi. Hoş geldiniz bebeklerim. Bayağı da kalabalığız ha. Güzel. Ay böyle güzel oldu. Aktif oynama hoşuma gitti. Ne oldu kız? Noodle'ın kuyruğu yok. Evet farkındayım. Olsun. Kaç yavrusu olacak? Önce bir şey yapabilirsek. Önce bir çiftleştirip... Siyah yanıyor arkadaşlar. Aşık mı oldu acaba Noodle'a? Görüyor musunuz? Kalpler falan çıktı. Bence aşık oldular. Şey ama şu an istemem yan cebime koy yapıyor. Biraz nazlanıyor bence. Bebeğim niye tırmaladın? Önce aşk şeyleri çıktı. Sonra istemedi. Ne oldu ben anlamadım. Nasıl arkadaş yapacağız bunları? Bence de aşık oldu. Şu an istemezlikten geliyor böyle bir hani. Bence. Biraz tanıyalım şeyi. Çapkın siyak. Bence de aşık oldu. Şu an naz yapıyor. Nasıl bunları bir araya getireceğiz? Çiftleşmek istediğinde çıkıyor sanırım o kalpler demişsiniz. Bence de öyle ama şu an nasıl tanıştıracağız bilemedim. Kedileri de kontrol edemiyoruz ki Sims'te. Allah Allah. Bence de naz yapıyor. Ben şu an naz yaptığına inanıyorum ama nasıl çiftleştireceğimizi bulamadım. Bir şey diyeceğim. Acaba böyle Sims 2'de mi ne şey vardı ya, özel böyle yataklar falan hayvanlar için. Öyle bir şey mi almamız gerekiyor acaba? Ne diyorsunuz? Bir arıyorum, bakıyorum öyle bir şey var mı? Bence de naz yapıyor. Arkadaşlarınız konuşma kısmında çiftleştirmek için teşvik et gibi bir şey varmış. Aa o zaman dur hemen bakalım. Ama dur önce yatak alalım. Çok yatağımız yok evde. Bir tane daha mama kabı koyalım hatta. Fazladan mama kabımız da olsun. Hangisiydi bizim mama kabımız? Şu muydu? Nereye koyalım bunu? Bir de Pelin'in odasına koyalım hadi. Pelin'in odasında da mama kapları olsun bir tane fazladan. Bebeklerim kaç saat sürecek demişsiniz. Yayını saat 6 gibi bitireceğim. Çünkü kameranın şarjı bu. Allah kahretsin bu kamerayı aldığım güne. Öyle demiyorum canım. Çok seviyorum kameramı da. Şarjı çok sıkıntılı. 2 saatte falan kapanıyor yayınlarda. Onun için 2 saatlik yayın yapacağız. Saat 6'da bitecek yayınımız. Ama bence 2 saatte iyi. Şimdi hadi bakalım. Siyak neredesin aşkım? Hah, seni bir nerede? Pet care'de mi? Çıkmadım. Ne? Öyle bir şey çıkmadı bana. Hiç böyle çiftleşmeye şey yap falan. Ha. Siyak has recently just mated. Siyak daha yeni çiftleşti diyor. Birazcık bekle eğer başarılı olup olmadığını görmek için diyor. Bunlar kaşla gözler aşısı işi pişirdi mi acaba? Biz mi fark etmedik? Evet. Ben anlamadım şu an. O acaba kalpler çıktı bir şeyler oldu. O sırada böyle bir tırnık falan attı ya. Diş kediler hani çiftleştiğinde böyle sinirini tırmalıyor falan. Öyle bir şey mi oldu ki? Arkadaşlar siyah yanıyormuş zaten. Saniyesinde işi pişirdi. Aşkım sana inanamıyorum. Bebeğim dünden razıymışsın. İlk gelen erkeğe de vermezsin ya. Ah siyah sen ne pissin. Hii, sen ne pissin. Ama sahibine çekmiş. Bizim kız da az fena değil. Neyse dur az çocuğumuzla ilgilenelim. İyi hadi bakalım. Noodle sen de çok fenasın Noodle. Kalbini çaldın siyahın saniyesinde.
dur şimdi, ne yapalım? Ay kız, bebeğimiz, bizim kendi bebeğimiz, Pelin'imiz açmış, dur. Allah'ım ya Rabbim, Pelin'i aç aç bıraktık. Otur şuraya bebeğim. Pelin'imizi bir oturtalım şuraya. Ben şoktayım. Yani başka bir şey isteseymişiz. Saniyesinde olması hoşuma gitti. Şimdi şurayı bir duvar çıktı karşımıza. Şunu bir temizleyelim. Bebeğim dur, vereceğiz sana yemek. Bekle. Nerede veriyorduk yemeği? Şurada parenting'den. Help with needs değil. Toddler care miydi? Dur bekle. Yine bulamadım. Ha. Give food. Hadi bakalım. Bebeklerim donma sorunu herhalde F5'e basınca çözülüyormuş. Ben de çok anlamadım. Belki benden de donuyor olabilir. Bir fikrim yok ama umarım benden değildir. Nereye gittin kız? Yemek verecektim sana. Bu Pelin de var ya, çok çok bilmiş. Bu var ya, büyüyünce başımıza çok dert açacak gibi geliyor. Ne oluyor annem? Bir dakika, gördünüz mü? Ay bir dakika, şu şeyler bir gitsin. Bunlar bir aşk yaşıyor şurada. Siyakım. Siyak çok fena. Siyak çok fena. Gidiyor şey veriyor, yüz veriyor. Sonra tırmalıyor. Görüyorsunuz değil mi? Çok fena. Pure love. Gerçekten öyle. Ne oluyor kızım? Sen niye annene... Ne oluyor oğlum? Ne oluyor kız? Sen niye bağırıyorsun kızına? Kendinize gelin bir durun ya. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi disiplin. Abi disiplin. Çocuğunu disiplin edeceksin. Olmaz. Ama kibar. Sakince. Ya da sertçe mi? Defiant ne demekti hatırlamıyorum. Şu an İngilizcem yetmedi sanırım o kelimeye ama öyle olduğunda da bir ne denir, disappointment şey işte, hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyelim bakalım. Valla ne oldu ben anlamadım arkadaşlar. Sert, aynen öyle. Firm sert de defiant neydi onu hatırlayamadım. Mont çıkra, evet ya, niye montlu duruyor bu kız evde, ikisi de ben anlam veremedim ama şu an. Hah, ver yemeğini. Oh, bence acıktı ya. Acıkınca huysuzlandı aşkım. Tamam. Görüyor musunuz şurada olanları? Siyahım sen fena aşıksın. Abayı yakmış durumda. Arkadaşlar bu ne? Siyah yanıyor. Aşkım ya, çok tatlısın. Ay, robot süpürgeye atla yine. Arkadaşlar siyah çok fena durumda. Dur sen yapma, önce çocuğunu bir yatır ya. Başka bir ihtiyacı var mı? Yok. Tamam. Çocuğumuzu bir yatıralım şuraya. Uyutalım. Hoppala. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Uyusun da büyüsün. Hı hı. Çocuğu uyutalım, noodle'ı da seveceğim. Rahat olun. İlgileneceğim şimdi hemen. Hemen. Kızımı uyutayım azıcık. Noodle nerede? Bizim kız abayı yakmış ha. Allah abayı. Aşkım iyi misin? Siyah kendinde değil. Bizim bebişimiz nerede? O da burada. Oy, aşkım. Aşkım noodle'ım benim. Noodle'ımızın yanına gelelim, gel. Arkadaşlar siyah çok kötü bağırıyor. Bebeğim kendine gel. Eylül'e de bakacağız şimdi, dur. Önce bebeğimizi sevelim. Biz anayız, ne yapalım? Önce herkesle ilgileneceğiz, en son kendimizle. Siyah yanıyor arkadaşlar. Of, çok fena yanıyor. Anneciğim. Anneciğim yenik de öpelim bir. Übelim seni. Uy. 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 Arkadaşlar noodle çok tatlı ama. Dur değiştiririz kıyafetleri. Siyah şişmiş gibi mi? Yok be, daha şişmedi. Her zamanki şiş kolu. Yayını kaydetmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım beceririm de. Evet, bebişimiz olmasaydı psikolojimiz daha iyi olabilir. İşte genç yaşta anne olmanın zorlukları.
Uyusun birazcık o da. Uyumaya gidiyor zaten. Bir kendine gelsin. Hadi hızlandıralım uyurken. Ya şu uyuyuşa bak. Şu uyuyuya bak. Şu uyuyuya bak. İyi ki aldık Noodle'ı ya vallahi. Şu oynadı. Heh. Hamileyken göbüşleri şişmiyor kedilerin. Aa öyle mi? Bir tane işbirliği teklifi geldi. Hiç uğraşasım yok valla işbirliğiyle. Zaten kendi işimiz başımızdan aşkın. Sevgililer günüymüş yarın. Takuya ile bir date çıkmamız yok mu arkadaşlar? Takuyacığım. Takuya'nın gönlümünü değiştirelim bence bu bölüm. Ne diyorsunuz? Noodle değil başkasıyla mı çiftleşti? Bazıları da öyle diyormuş. O da olabilir. Siyahtan ben her şeyi beklerim de. Noodle'a da aşık gibi. Çocuğumuzun babası kim acaba? Evet Takuya hortlak gibi demişsiniz. Birazcık bir şey yaparız. Tenini azıcık bir bronzlaştırırız olmadan. Git bakayım tuvaletini. Dur şu işlerini bir halledelim. Kendine bir baksın hızlıca. Kızımız hiç kendine bakamadı ya. Hep başkalarıyla ilgilendi. Kim bu? Dominik beni arıyor. Diyor ki karakterin bayağı iyi tarzı bir şeyler diyor. Aman iş teklifi istemiyorum. Ben işimden memnunum. Bence oyunculuk iyi ya. Ne diyorsunuz? İşime hiç sürekli iş teklifi geliyor. İstemiyorum yeni iş. Hadi ye yemeğini aşkım. Hadi git işe işe. Hadi. Koş 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 koş. Şu müziği de kapatalım. Arkadan sürekli bir şey yapıyor. Cızırtı yapıyor. Güzel. Şimdi tekrar bir uyuyalım. Uykumuzu azıcık toparlayalım tekrar. Oyunculuk bence de güzel. Kız üstümüzü daha yeni değiştirdik. Ya Twitch'i iyi becerdin demişsiniz. Teşekkür ederim canlarım. İyi ya ev şu an çok bir huzurlu farkında mısınız? Ev iyi. Etrafta çiçekler de açmış. Bahar mı geldi? Hangi mevsimdeyiz biz? Mevsim bahardaymışız. Sevgililer günü baharda olmaması gerekiyor ama işte Sims bu. Her şey olabilir. Evde ağaç kalksın. Ha bu ağacımız var cidden. Biz bu ağacı niye hala burada tutuyoruz? Yılbaşı geçeli yıllar oldu sanırım. Tamam. Onu sildik bebişimiz kalktı. Niye öyle oldu onu anlamadım. Ha çünkü uyanmış. Ay günaydın. Şimdi sen ne yap biliyor musun? Seninle şeylere ihtiyacım var. Çocuğumuzu birazcık geliştirelim. Düşünme skillini geliştirmemiz lazım. Shape'leri çalışsın. Hıh, aferin kızıma. Çalışkan olacak benim kızım. Okuyup büyük kadın olacak benim kızım. Oh. Hıh, güzel. Eylül'ün tipini mi değiştirelim? Evi mi değiştirelim? Ay ne bileyim ya. Evi şimdi değiştirmeye girersek zaten 2 saatlik yayın hakkımız var yani. 1,5 saatimiz kaldı. Ben evleri bayağı bir zaman alarak değiştiriyorum. Onun için başka bir yayında yapalım. Bence bu yayında oynayalım. Bana öyle geliyor. Yatak niye öyle? Ben yatağın üstüne örtü koydum çünkü. Ama o örtü kalkmıyor. Niye anlamadım. Onun için öyle saçma sapan bir şey oldu. Pelin'in odasına büyük evcilik evi al demişsiniz. Bakayım o nerede? Nerede o? Şuradan girsek. Oyuncaklardadır sanırım. Bu şey evcilik evi değil. Evcilik evi nerede kız? Bu mu? Bismillahirrahmanirrahim bu ne? Şu mu? Bunu mu alalım? Eylül'ü değiş, evi değiş. Kız her şeyi değiştirmemi istemişsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyi değiştirirsem nasıl değiştireceğim? Bu mu? Ağaç ev. Aşkım o değil. Hangisi bebeğim? Ben göremiyorum. Ben mi göremiyorum? Bu var bende bir de. Dur hadi. 2 saniye bir şeyler yapalım o zaman. Durun hemen. Şu yatak da güzelmiş. Eylül'ün odasını birazcık değiştirebilirim. Şeyin odasını ne denir ona? Pelin'in odasını azıcık değiştirebilirim. Çok değil. Bu nasıl? Bu güzel. Dur şimdi. Hı. Şöyle bir şey olsun. Duvarları değiştirelim. Duvar kağıdı kötü. Duvar kağıdını ne yapalım? Sarı bak tatlı olabilir. Bence bir tatlı oldu. Ne diyorsunuz? Ayıya mı tıkladım? Bilmem. Neye tıkladığımı hatırlamıyorum. Bu değil mi? Şu renk nasıl? Bak bu renk yakıştı bence. Bu renk güzel. Bu renk kalsın.
Şu perdeleri bir silelim. Perdelerimiz bir saçma. Şu ışık ne ışığıymış? Şurada bir yerde olabilir. Şu doğum sertifikası aşk böcüğümün. Şunları da şöyle koyalım. Nasıl? Böyle bile tatlı durdu bence. Bir tane de sarı açmıştı demişsiniz. Aa bak sarıyı herkes çok beğenmiş. Sarı mı yapsak? Aa pastel tonlar da güzel ha. Ay bismillahirrahmanirrahim. Sarı. Bakın bakayım. Hadi sarı olsun. Sarıyı beğenen çok olmuş. Şunu da şöyle yapalım. Tamam. Yer bu renkte kalsın bence. Çok uğraşmayalım onunla. Bir perde koyalım bir de. Ay oyunum mu tıkandı? Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Perdeyi ne yapalım? Sarı kalsın. Lila diyen de çok var da. Aşkım herkes başka bir şey diyecek. Çoğunluk sarı demiş gibi geldi bana. Onun için sarı kalsın bence şu an. Perde bu güzel sanki. Ya da biraz daha şu kapatan bir perde mi alsak? Şu nasıl? Böyle bir şey güzel bak. Odanın evin içi de görünmez. Ne diyorsunuz? Renkte. Heh, bak yeşille sarı tonları. Bence tatlı oldu. Değil mi? Tamamdır. Bu güzel oldu. Yerde kalsın. Böyle iyi ya. Lambayı da mı değiştireyim? Lambayı da değiştirelim hemen. Hemen. Lambayı ne yapalım? Bunun rengi değişiyor mu? Bu şeker oldu. Bak bu gayet güzel oldu. Bir de oyuncak koyalım azıcık da. Halı koyabiliriz yer ama yer zaten komple halı. Onun için çok gerek yok ona sanırım. Oha çok güzel bir tost varmış burada. Mutfağa tost mu koysak? Ben böyle incik cincik şeylerle çok eğleniyorum bu arada. Tost makinesinin üstüne mi koyacağız acaba onu? Tost makinesi nerede? Muffin de varmış. Çok güzel şeyler var burada. Neyse dur dikkatimizi dağıtmayalım. Pencereyi değiştirmeyeyim aşkım kalsın ya. O kadar ayrıntıya girersek vallahi ayrıntılarda boğuluruz. Vallahi boğuluruz. Dur şimdi şu ayıcıklıya tıkladım. Ne koyacağız? Şunu mu koyalım? Sanırım bunu diyordunuz değil mi? Bence bunu diyordunuz. Ama sığmadı evimize. Ne yapalım? Şunu siliyorum o zaman. Biraz büyütsek mi eve? Şöyle yapsak. Ay niye sığmıyor şu iPad mi şey yapıyor acaba? Heh. Tamam. Şu kapıyı şuradan değiştirsek mi? Dokunmak istemedim. Şu kapı biraz şurada diye şey yapıyor. Ne yapalım biliyor musunuz? Öncelikle bir hilemizi açalım. Aynen öyle. Ay bir dakika telefon düşüyor. Chat'i izlediğim telefon düşüyor da. Ona da dikkat etmem lazım bir yandan. Heh öyleyim. BB neydi? Move Objects miydi? Sanki öyleydi. Aynen. Şimdi şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle bakalım şurada. He bu olduğundan koydurtmamış. Şöyle koyalım. Şu doktorluk oyuncağını da şöyle koyarız. Ya da onu şuraya koyalım. Bunu şöyle. Olur mu ki? Heh. Ne diyorsunuz? Böyle oldu bence. Değil mi? Halının üstündekini kaldır köy evi gibi. Hangi halı? Köy evlerini niye küçümsedin aşkım? Ben çok severim köy evlerini. Şimdi şu tuvaleti de tuvalete koyalım hadi. Birazcık düzenimiz olsun. Saçma oluyor orada çünkü. Tuvaleti büyütsek değil mi? Biraz küçük kaldı. Evimizi artık bir tık büyütebiliriz sanırım. Tamam. Gayet iyi. Şimdi şunu da şuraya koyalım. iPad'i şurada. Evi düzenleme yeter ya demişsiniz. Tamam. Hadi durdum. Tamam. Sakin olun aşklarım. Durdum. Daha da değiştirmiyorum. Tamam. Bitti. Daha dokunmuyorum. Hadi devam edelim. Bu işe girersek çok uzun sürer demiştim size. Kahvemiz de bitmiş. Hadi devam. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane ne denir ona? Audition neydi?
Mülakat mı? Tam çevirisi mülakat değil de anladınız dediğimi. Bir iş görüşmesi, iş şeyi seçelim. Aa, çatıyı düzeltmedik. Yok, doğru. Ben hep çatıyı unutuyorum. Dur, çatıyı da düzeltelim. Evimiz de ne güzel ya. Sıfırdan başladığımıza inanabiliyor musunuz? Gerçekten cebimize sıfır parayla başlamıştık bu oyuna. Hatırlıyor musunuz? Şuraya ek bir çatı mı koysam? Bence daha güzel olacak. Bak şimdi. Zaten... Dur şimdi. Şuraya bir çatı. Şöyle bir şey eklesek sanki. Mimari ağlıyor şu an. Çevirsek bunu. Şöyle bir şey nasıl olur? Ne diyorsunuz? Sevgililer gününe date'e çıkacağız. O iş bende. Halledeceğiz o işi. Bence bu güzel oldu. Başarılı. Şunu biraz uzatsak mı? Şöyle iyiydi. Devam. Ha, deneme çekimi. Evet, audition. Ona benzer bir şey. Aynen öyle. Tamamdır. Hadi devam edelim. Eylül'le Pelin Park'a da gitsin. Evet. Şimdi dur. Kızımız uyuyor. İnsanların bir ihtiyaçlarına bakalım bebişimizin. Gayet iyi. Pelin, ne yapıyorsun anneciğim ya? Durduramıyor muyuz? Disiplin. Sert bir biçimde. Tuvaletle oynama diyelim. Pelin, şaka gibi bir çocuksun sen ya. Gerçekten doğum kontrol yöntemi için Pelin'i izleyin. Ay, bir de kızıyor bize. Bu çocuk beni çıldırtıyor. Bu çocuk beni gerçekten çıldırtıyor. Pelin, kendine gel Pelin. Nasıl disiplin edebiliriz bunu? Bir özür dilemeyi öğretelim. Birazcık bir kendine gelsin. Babası kılıklı. Gerçekten babası kılıklı ya. Sims'te bile çocuklar bu kadar çektiriyorsa demişsiniz. Gerçekten öyle. Pelinciden babasına çekmiş. İşte çocuğu kimden yaptığınıza dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Kamu spotu şeklinde. Dikkat edeceksiniz. Önemli. Neyse, kızım öğrensin birazcık hızlıca. Ev o kadar güzel ki kör oldum demişsiniz. Yerim sizi. Ev tatlı bence ya. Ben seviyorum evimizi. Şeker geliyor bana. Pelinciğim, ne oluyor anneciğim sana? Sinirlendi bize. Bizi onu kırdık diye sinirliymiş. Disiplin şey yaptık ya, bir de özür dilemeyi öğrendiği için sinirliymiş. Bu çocuk var ya, ileride çok başımıza dert olacak gibi geliyor bana. Çok. Dur, bir oyun oynayalım. Kızımızla birazcık konuşmayı öğretelim. Niye tuvalette yapıyoruz bunları? Hiçbir fikrim yok ama. Ne olmuş? Kız chat'i izleyip okuyayım hızlıca. Kedilerimle ilgileneyim aşk böcüğüm. Kedilerimle demindir ilgilendim. Sürekli aynı şeyleri yapmayayım ki sıkılmayın diye farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Acaba başkasıyla mı çiftleşti Siyak ya? Baksana hiç... Anneciğim, sen niye böyle davranıyorsun? Öyle davranma diyebiliyor muyuz? Böyle hani arkadaşça davran falan diye. Yani kötü davranıyor. Nudula çok kızıyor. Biz yokken iyiler. Biz baktığımız acıdan. Niye böyle oluyor anlamadım. Bulamadım şeyi. Tarayalım bakalım Siyak'ımızı. Niye böyle davranıyorsun Nudula ya? Nudul, anneciğim. Ah Nudul'um, ah. Sana çok kötü davranıyor. Bu Siyah'ın çocukları kimden olacak? Aşırı merak ediyorum. Var ya, aşırı merak ediyorum. Pelin'i büyütsene demişsiniz. Pelin kendi kendine büyümeyecek mi? Dur bir bakayım kaç yaşında. Arkadaşlar, Pelin'imizin 4 günü kalmış. 4 gün sonra büyüyecek zaten. Doğum günü partisi yaparız hatta ona bir tane. Eylül'ün üstünü geçen oyun değiştirdik. Bebeklerim iyi böyle. Sonra değişiriz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Durun. Hemen... Şeye gidelim be. Bu mülakat mıydı? Neydi işte o ön çekimlere bir gidelim. İş seçeceğiz. Hadi. Önce kariyer. Şimdi karizma seviyesi 5 isteyen bir oyun varmış. Dignity and Decorum diye bir şeyin, dizinin final bölümünde.
Diyor ki aile dramasıymış. Böyle geçmiş zamanlarda, geçmiş yüzyıllarda. Bence biz buna çok yakışırız. Buna başvuralım. Hadi bakalım. Ne zamanmış? Saat 7'de Cuma günü şeyimiz. Ertesi gün sanırım. Karizma seviyemiz yetecek mi? Ona bakacağım hemen. Nasıl bakıyorduk? Şuradan. Karizmamız 5 seviye zaten. Gayet güzel. Siyah da Nudul'a kızıyor. Ah Nudul'um ya. Pıstı kaldı. Ne yapacağız biz bunu? Neyse. Yapacak hiçbir şey yok. Yapabileceğim inanın hiçbir şey yok. Birazcık şey verebiliriz. Ödül maması verebiliriz de siyah mı? Birbirlerine arkadaş olurlar diye aldık şu hale bak ya. Peşimizde koştu aşkım ya. Pelin'e arkadaş edinin. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şu an işimiz gücümüz yok. Gelin bir yemek yiyelim. Sonra Pelin'le birlikte bir parka çıkalım. Evet. Pelin'e bakalım. Pelin'e de bir yemek yediririz hızlıca. Biz de bir yemek yiyelim. Şunu da kaldıralım. Ne diyor? Rahatsız ettiğim için özür dilerim diyor. İyi bir insan olduğunu duydum. Hayır kurumuna bağışta bulunmak ister misin diyor. Bulunalım. Paramız var. Kazandığımızın birazını da vermek lazım sonuçta. Sevgililer günü daha gelmedi diye biliyorum. Biz çok yavaş oynuyoruz farkında mısınız? Daha yarın sevgililer günü. Bir günde o kadar çok şey yapıyoruz ki daha bir gün bile geçmedi arkadaşlar. Bir gün bile geçmedi. Hadi hadi yemeğini ye. Pelin'e de yemeğini yedir. Bir parka gidelim Pelin'le. Ne verelim Pelin'e yemek? Yoğurt yesin hadi sağlıklı. Hadi anneciğim. Yemeğini ye de çıkalım hadi. Sen de bir duşa gir o sırada. Bir kendine gel. Pelin'i de orada bıraktık ya. Hadi hadi. Pelin'in son ihtiyaçlarına bakalım. Tuvaleti varmış. Hemen bir de tuvalete götürelim. Pelin'i hızlıca. Noodle dışarı çıktı mı bir çıksın gelir. Bir şey olmaz. Dışarıda takılıyorlar. Güneşleniyor kedilerim be. Ne olacak takılsınlar. Hadi git tuvaletine de aşkım. Güzel. Hadi. Bir kız bitiremedi tuvaletini hala. Hadi. Yapamadı mı tuvaletini? Yapıyor şu an. Güzel. Pelin'i hemen bir giydirelim. Nasıl giydiriyorduk? Nasıl giydiriyorduk? Şık kıyafetini giysin. Pelin de bir boku kendi yapamıyor demişsiniz. Allah sizi kahretmesin. Eylül'ü bakır yap demişsiniz. Bence Eylül'ün saç rengi böyle güzel geliyor bana ya. Bakır yapmayayım. Çok kendini yapmış egosu olur. Öyle hoşuma gitmez. Şimdi sizinle birlikte Pelin'imizi şeye çıkaralım. Pelin neredesin? Pelin'le birlikte parka gidelim hadi. Hadi bebişimizle bir parka çıkalım. Takuya'yı değişeceğiz, dur halledeceğiz onu. Hangi parka gidelim? Şurası. Hadi bakalım. Mahallemiz bir yan mahalledeki parka gidiyoruz. Ya yiyeceğim sizi. Okula gitsin artık Pelin demişsiniz. Kız daha bismillah kaç yaşında kızacağız. Niye bu kız montunu giyip duruyor? Hava mı soğuk? Ben anlamadım ki. Dur üstünü değiştireceğim yine. Şunu giy anneciğim. Oh güzel. Hadi gel bakayım. Burası ne? Bu ne diye gezin. Sen de kızının peşinden gel bakayım. Kızının peşinden gezin bakayım. Kadına bir şeyler olmuş da neyse dur çocuğumuz var yanımızda çok uğraşmayalım. Gel anneciğim. Sen niye üzgünsün? Yanımdaki biri tarafından üzüldüğü için diyor da biz disiplin falan ediyoruz. Onlar üzülüyor herhalde Pelin. Pelin çok küçük parkta oynayamaz mı? Oynayamıyor mu? Evet çocuk olması gerekiyormuş. Boşuna mı getirdik? Ay oynarız diye düşünmüştüm. Hiç oynayamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum Pelin şimdi burada. Bu durum beni üzdü. Çok saçma bence de. Çocuk parkına çocuk gelir yani. Hani bebek de gelir. Bence bebeklerin de oynayabiliyor olması lazım ama. Hiçbir şey yapamıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Gel anneciğim o zaman seninle dur. Koşalım. Bu ne? Etrafta koş diyor. Etrafta koşsun. Bir öyle eğlensin. Bakalım ne yapacak. Tatlı birisi. Aha. Ay yanlışlıkla bir... Kız
kızın yanında bir tane civciv vardı. Tatlı geldi. Ona tıkladım. Niye bilmiyorum. Birdenbire şeye gönderdik. Kreşe gönderdik kızı. Niye böyle oldu anlamadım. Neyse. Biz ne yapalım o zaman bu saatte? Takı öyle. Yarın date'e çıkacağız zaten. Ne yapalım? Hadi spor salonuna gidelim o zaman. Ha, spor yapalım biraz. Tek başımıza bir spor salonuna gidelim. Çocuğu da yanlışlıkla gönderdik kreşe. Demek ki yalnız kalmaya ihtiyacımız varmış. Öyle düşünmek lazım bazen de. Şurada bir yüzme havuzu varmış. Spor salonu yerine sayılır mı o? Yoksa spor salonu bulayım mı? Bence sayılır. Yüzme de bir spor değil midir? Gitsin gitsin babası kılıklı. Arkadaşlar Torn'dan nefret edenler kulübü kuracağım gerçekten. Yayında donma yok. Ay piyano keman onu hatırlayanlarınız var evet. Piyanoya ben nedense... Kemana nedense piyano diyorum. Bak yine piyano dedim. Havuzumuz burada. Güzel. Başka da bir şey yok sanırım. Bakalım. Burası neresiymiş? Kahve şeyleri. Bulaşık makinesi. Bir kahve içelim bakalım şeye gitmeden önce. Burada ne içelim? Latte içelim. Bakayım birazcık insanlarla arkadaş olabiliriz. Morgan ama sen birazcık böyle gotik duruyorsun. Bilemedim. Birazcık sosyalleşelim hadi bizim de buna ihtiyacımız var. Dans mı ediyorsun bir tanem? Aha çocuk bizi tanıdı. Cebimizde bozulmuş yemekler varmıştır. Onları atalım. Kahveni de iç bir tanem. Ne içiyorduk? Latte. İç bakayım kahveni de. Bence de çok garip dans ediyor bebeğim. Aha kel oldu. Aha soyunmak şeyleri aşağıdaymış. Alt kattaymış. Ne oluyor burada? Herkes karar vermiş gibi bir şeyleri tamir ediyor aynı anda. Şurası da giyinme odası. Güzelmiş ha. Havluya bir değişelim bakalım. Boşuna mı geldik havuza? Güzel oldu ha. Vallahi hoş oldu. Beğendim burayı. Gel bakayım. Şu güneşlenme şeyi yok mu? Gecenin köründe nasıl güneşleneceksek? Aha! Atlama şeyi var. Kuğ dalışı yapalım gelin. Bir şeyleri tamir edene bedava havuz var. Ana öyle mi? Neyse bizim paramız var çok şükür. Allah'ıma çok şükür durumumuz iyi arkadaşlar. Bizim kocamız yok bebeğim. Bizim bir tane şey çocuğu lanet olasıca bebeğimizin babası var. Bakalım nasıl atlayacağım. Acımıştır be. Vallahi çok acımıştır ha. Hava soğuk mu ya? Biz böyle donuyoruz herhalde şu an. Anlamadım. Gel bakayım bir daha atla. Sen onu başarana kadar atlayacaksın. Tekrar atla bebeğim. Hadi. Behlül atlayışı. Gerçekten direkt Behlül'ün. Ay kızım ya. Bir tanem benim ya. Ay hava sıcak bence ya. Ah güzel atladı. Helal be kızıma. Ay bir şey diyeceğim. Hava çok soğuk herhalde. Tamam yüzmesin. Üzüldüm şu an kızıma. Gel bakayım giyin kıyafetlerini. Gel bakayım soyunma odasına gel. Kıyafetlerini giyin. Neyi giyinsin? Şunu giyinsin. Pelin'i kreşe gönderdik yanlışlıkla. Bekarlık hayatımızı yaşıyoruz şu an. Kız poponu gösteriyorsun. Ayıp sansür yeri sonra. Heh. Tamam. Şimdi ne yapalım? Yapacak bir şeyimiz de yok. Ne yapalım sizce? Bir duş alsaydı doğru diyorsun. Klorlu suyla durdu. Bir duşa sokalım hemen. Ay. Takuya'yı değişelim. Tamam. Takuya ile aslında cuma günü date'e çıkacağız. Date'den önce bir değişiriz diye düşünmüştüm ama zaten cuma günü geldim. Ne yapalım biliyor musunuz? Takuya'yı eve çağıralım. Bak eve gidelim. Takuya'mızı da eve çağıralım.
Bu gece bizde kalsın. Arkadaşça bir ev buluşması. Ertesi günde date'e çıkarız. İş görüşmemiz de var. İş görüşmesinden sonra da akşam yemeğine çıkarız. Bence güzel. Aynen öyle. Kesin arkadaşça. Arkadaşça kalacağız arkadaşlar. Öyle. Biz namuslu bir kadınız. Björn, sen kimsin? Teni çok garipti adamın. Neyse, saçma sapan şeylere dikkatimi dağıtmayacağım. Şimdi Takuyacığım, neredesin bebeğim? Çağırıyorum. Hadi bakalım, evimize çağırıyoruz. Björn donuyor mu? Aman donsun, bana ne. Tanımadığım etmediğim adamı eve mi çağıracağım, ne yapıyorsa yapsın. Hiç umurumda olmaz. Romantik bir gece. Oy. Barıştık Pelin'le sanırım. Anneciğim. Siyak nereye gitti? Ha, Siyak arada geziyordu. Herhalde gezmeye gitti yine. Takuya uyuyor muymuş? Ay, kaçırdık onu. E tabi gecenin körü normal. Dur bir daha çağıralım. Belki uyanır. Belki bizim için uyanır. Kameranın şarjı dolunca yine yayın aç demişsiniz. Aşkım, kameranın şarjı 1,5 saatte falan doluyor. Sonra da yorgun olurum büyük ihtimalle. Bugün saat 6'da bitiririz yayını. Başka günlerde artık yaparız tekrardan. Ay, bizim kız da donuyor. Hava o kadar mı soğuk? Ay vallahi hava soğukmuş. Dur içeri girin. Girin içeri bir tanem. Sen de gir kızım. Ondan mont giyiyormuş oğlum bunlar. Gayet iyiyiz şimdi. Şarj olurken maalesef ki yayına devam edemiyoruz ya. Çünkü şarjı bitince pat diye kapanacak. Ekranım donacak büyük ihtimalle. O zaman vedalaşırız. Ama daha vaktimiz var. Düşünmeyelim bunları. Şimdi. Noodle da burada. Kızımız da burada. Takuya da uyuyor. Ne yapalım? Gelin. Bu kimin resmi? Derimk diye bir adam gelmiş ve böyle saçma sapan bir şey yapmış. Biz onun resmini satalım, bir resim yapalım gelin. Ne yapalım biliyor musunuz? Noodle'la kızımızın resmini çizelim. Dur bak. Ama nasıl çizeceğiz onu? Aynı yerde olmaları lazım. Dur, ben şimdi halledeceğim onu. Bak şimdi ne yapacağım. Ama yok, yapamam onu. Of ya, fikir çok güzeldi. Ama resim aynı odadan görüş açısından çekebiliyorsunuz ya. Onun için dur, ikisini de bir çağıralım o zaman. Dur sen çağırma. Yanlış kişiye çağırttım. Sen çağıracaksın ikisini de. Heh. Çağırın bakayım yanınıza. Heh. Evet şimdi. Landscape. Yok 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 yok, yanlış yaptım. Dur neydi? Neydi? Paint from reference miydi? Sanırım buydu değil mi? Çiçekli halı değil aşkım, o yoga matı ya. Yoga yapacağız birazdan. Hadi. Dur gitme Noodle, gitme Noodle, gitme dur Noodle. Noodle ya. Nasıl çizeyim bunu şimdi? Pelin'i mi çizsem? Pelin'i mi çizsek, tatlı durmuş Pelin. İşte aynı şeye sığdıramadım, ne yapayım? Aha, aynı şeye. Hayvanları yönetme modu yükle demişsiniz de uğraşamam kız onunla şimdi. Bak ne yapacağım, durun halledeceğiz her şeyi, bekle. Sen şimdi o resmi bir durdur. Scrap Painting'de. Heh, siz gelin böyle. Pelin. Pelin anneciğim gel. Bunu sev. Bunu da sev. Halledeceğim ben şimdi, dur. Şu Pelin de sürekli uyumaya şey. Eylül de sürekli uyumaya çalışması, her şey güzel olacak ama. Heh, kalk şimdi sen. Şuradan bir. Heh. Hadi bakalım. Siyak. Siyak. Bana bak Siyak. Bana bak anneciğim. Arkanı dönme Siyak'ım. Ya bunlar da çok dibimdeymiş. Olmadı, yine olmadı. Yine yapamadık. Yine başaramadık, iyi mi? Ay, içim şişti. İçim. Ne yapacağız? Şu anı çizebilsem her şey çok güzel olacak ama olmuyor. Bak şimdi aklıma bir şey geldi. Böyle bir şey yapsak. Tamam. Bu sırada Pelin de buraya gelse. Hadi hadi, tam şu an çizmen lazım. Hadi Pelin. Nasıl? Başardım sanki. Değil mi? Oldu. Bence oldu. Şu hallerini bir çizelim. Aşağıya nasıl götürüyorduk? Aşağı tuşuna D miydi? Yok. S değil, E yukarı gidiyor.
C çekiyor, Z yakınlaştırıyor. Aşağı inme tuşunu hatırlayan var mı kamerada? Q muymuş? Q'ymuş. Şöyle dur. Bir de bu. Ha. Şöyle çiziyorum. Tatlı oldular. Vallahi şeker oldu. Hadi bakalım. Güzel bir resim olacak gibi hissediyorum. Aa, geçenki gibi tabii ki de fazla büyük olacak. Keşke küçük çizseydik. Neyse dur bunu çizelim, bir tane daha çizeriz hemen. O da böyle daha iyi oldu ha. Çatıyı da düzeltelim. Biraz fazla küçük bir odaymış. Gayet iyi oldu. Evet ya, geçenki gibi büyük olacak. Neyse dur ben halledeceğim o işi. Şu yoga matın da rengini mi değiştirsem? Siz beğenmediniz. Ne yapalım? Düz bir renk yapalım. Siyah olsun. Düz siyah olsun dedim. Film projesini daha görüşmeye bile gidemedik. Ben biraz yavaş oynuyorum. Siz bana diyorsunuz ya niye nasıl 3 saatte oynuyorsun o editli videoları diye. 3-4 saat oynuyorum. En böyle komik, en can alıcı anlarını kesip şey yapıyorum. Bakın 1 saattir oyun oynuyoruz. Daha 2 gün falan geçti. TCD'sin ne yogası ya demişsiniz. Aşkım artık ünlüyüz. Ünlü bir şeyiz. Oyuncuyuz. Tabii ki de yoga yapacağız. Sabah uyanıp smoothie'lerimizi yapıp yogalarımızı yapacağız. Hayatımız bu artık. İkinci kata hiç girmeyelim bence şimdi. Durun. Şu fotoğrafı bir tamam, bir resmi bir tamamlayalım. Sonra bebişlerimin resmini bir daha çizeceğim de. Ana biz yine ihtiyaçlarımızı unuttuk. Pelin'le Eylül'ün ihtiyaçlarını unuttuk. Dur şimdi. Onu halledelim. Şimdi Pelin de aç tabii her zamanki gibi. Pelin aç, Eylül uykusuz arkadaşlar. Asla değişmeyen ikili. Yemek verelim Pelin'e, ne verelim? Peanut butter jelly sandwich verelim. Yoğun bir hayatı var gerçekten ya. Pelin beni yesen doymazsın demişsiniz. Gerçekten öyle. Uy, benim Siyakım. Siyakım ne zaman doğuracak acaba? Dur be. Bir gün geçti aslında. Hamileyse artık anlamamız gerekmiyor muydu? Bir bakalım. Aa bak hamile kalmamış ki. Noodle'la Mate'e bir encourage yapalım. Dur bir. Hamile değilmiş yakımız arkadaşlar. Hadi bakalım dur. Noodle arkada. Bak şurada. Bak diyorum siz çok yakışırsınız. Olacak. Kalp çıkardı. Olacak. Bu iş oldu. Bence bu iş oldu. Olmadı mı? Bir daha diyelim. Dur gidiyor mu? Oldu bu iş. Vallahi oldu bu iş. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin benim oğluma. Oh, aferin size. Ay kız Pelin'i şeyde unuttuk. Dur Pelin'i tuvaleti var. Ana onu unuttuk değil mi? Pelin'i bir tuvalete... Ne oluyor? Dur Pelin'i indirelim oradan. Pelin'ciğim bir tuvaletine gitsin hemen. Sen de uyu o sırada. Pelin kendi işlerini halledebilecek yaşa geldim bence. Uy. Pelin yeto. Gerçekten yeto. Shift'e basıp ihtiyaç hilesi yap demişsiniz de ben oyunda hile yapmayı çok sevmiyorum. Sadece böyle eşya değiştirme hilesi falan yapıyorum yani eşyaları yerine koyabilmek için. Gameplay kısmında böyle ihtiyaçlarla ilgili hileleri yapmayı neden sevmiyorum. Öyle bir şeyim var, tercihim var. Kendi tuvaletimi yaptım diye mutlu oldu bak görüyor musun? Hadi uyu bakalım. Siyak hamile. Aşkım Siyak'ım. Anneciğim. Ay şu an çok mutlu oldum. Ay dur yavruları çok şeker olacak. Siyakım benim. Arkadaş oldular. Çok tatlılar. Takuya'yı değiştireceğiz şimdi durun. Şu an çocuklarımızın sevincini yaşıyoruz. Koyayım size.
Hadi bakalım herkes uyusun. Baby shower yapalım. Yapalım bebeğim. Herkes bir enerjilerini yükseltsin, durun. Çünkü bizim iş görüşmemiz vardı. Saat 7. Aa, saat akşam 7'de bir saat falan sürüyordu sanırım şeyler. O zaman date'e bayağı geç çıkacağız. O biraz üzdü benim. Bir tık üzdü. Bir tık üzdü. Ne alaka ya? Şey, Noel Baba beni arayıp iş teklifinde bulunuyor. Bu oyun kafaya yedi arkadaşlar. NPC yeterli yok sanırım. Dur şimdi yemeğimizi yiyelim. Şeylerimizi halledelim. Bence Takuya'yı artık çağırabiliriz. Takuya, gel bebeğim. Işıkları otomatik yapacağım da. Şimdi şöyle yapmıyorum. Bakın göstereyim size de. Çok karanlık. Yani oyunda kötü duruyor bence. Ben normal oyunumda öyle oynarım da. Sizin odayı falan iyice görebilmeniz için öyle yapmıyorum açıkçası. Hepsini açıyorum. Kedi mi kusmuş? Nerede kusmuş? Hiçbir yerde kusmadılar anacığım. Evet kusmuş. Bir şey diyeceğim. Helal olsun ha. Her şeyi görüyorsunuz. Ben görmedim. Kim kustu? Hamile ya. Midesi mi bulandı aşkımın? Evet ya. Herhalde midesi bulandı aşk böcüğümün hamile olduğundan. Dur, evi de bir temizleyelim. Şu mamalarını da bir tazeleyelim. İyi, o taze zaten. Kızımız da uyuyor. Her şeyimiz gayet iyi şu an. Bu ne? Yok, hiç uğraşmayalım. O şaka muhabbetleri falan. Gerek yok. Evet, Takuya'yı bekliyoruz. Veterinere gidebiliyor muyuz? Dur, bir Takuya gelsin. Hep birlikte gideriz olmadı. Ultrason falan bakabiliyor muyuz? Takuya, evet, biraz çirkin. Takuya'yı düzelteceğim şimdi. Neredesin Takuya'cığım? Hadi, bekliyorum seni. Geldi. Uzaklardan geliyor. Beyaz atlı prensim. Allah affetsin. Takuya da cidden çirkin ha. Şimdi Takuya'cığım. Biz Takuya'nın işini bilmiyor muyuz? Şeydi ya. Bizim personal trainer'ımızdı yanlış hatırlamıyorsam. Spor salonu şey olması lazım. Ama dur bir işini soralım. Adamın işini bilmiyormuşuz hala. Evet, bank personal trainer. Şimdi ana resmimiz bitmiş. Dur. Yani resmin boyutu biraz tabii uygun olmamış ama hiç yok da nedir? Onu nereye koyalım biliyor musunuz? Bence tatlı oldu. Ne diyorsunuz? Şöyle. Dur, beceremedim. Ay becer. Güzel oldu. Güzel oldu. Şimdi Takuya'yı bir değiştirelim gelin. Nasıl değiştiriyorduk Takuya'yı? Şimdi de şey yapmam lazım. Neydi? Bir şifremiz vardı. Testing cheats. Testing cheats. Neydi devamı? Hatırlayan var mı? Testing cheats. Enabled mı yazıyorduk? Unuttum o şifreyi. 10 muydu direkt? 10 dediniz. Nice. Oldu. Shift'e basıp mı yapıyorduk? Evet. Ne yapıyorduk şimdi? Modifying cast. Heh. Hadi bakalım. Hallettik. Aa, cast full edit mod da vardı. Böyle tam değişemiyor muyuz? Ay Allah'ım sen affet. Nasıl çirkin. Kız eyeliner'ı mı var? Sürmeli de. Sürmeli yarimiz. Senin ten rengini azıcık bir değiştirelim. Çok beyazsın bebeğim. Olmaz böyle. Ten rengini nasıl değiştiriyoruz? Ha, full edit modunda değiliz diye mi olmadı acaba? Değil mi? Dur şimdi. Ten rengini değiştirebilmek için şey yapacağız. Dur. Neydi o? Suriyeli gibi kusura bakma demişsiniz. Allah sizi kahretmesin. Kes full edit mod yapmadan olmuyor. Tamam, onu yapacağım. Direkt onu yazıyordum. Takuya'da yazmam gerekiyor muydu? Onu hatırlıyor musunuz? Dur şimdi. Kes full edit mod. Takuya yazmam gerekiyor mu? Suriyeli olsa iyi. Afgan demişsiniz. Allah sizi kahretmesin. Takuya yazmadan mı oluyor? Ay, hiçbir şey olmadı aşkım. Emin miyiz? Şimdi mi gireceğim ona? Giriyorum bak. Yaz yaz yazma. Biz buna nasıl baktık? Allah sizi kahretmesin. Shift'e bastım. Giriyorum o zaman. Hadi bakalım giriyoruz. Bismillah'la. Ay havada kararmaya başladı. Kamera iyi görüyor musunuz? Hah iyi. Oo, her şeyi değiştirebiliyoruz. Nice. Şimdi ten rengini.
Ten rengin çok kötüymüş aşkım. Afgan'a daha çok benzedi böyle. Ay çok çirkin oldum bir tanem. Ne yapsak? Dikkat edin, bunun dört karısı olabilir. Allah sizi kahretmesin. Açık tenli daha mı iyiydi? Ay hiç. Bir şey diyeceğim, ten rengi kalsın bence. Zaten ten rengine dokunmayalım ya. O kadar da baştan sona değiştirmeyelim. Saç rengini biraz... Şu renk nasıl? Atipin Allah korusun. Maşallah saçları da benden güzel oldu ha. Helal olsun. Aa bak, farklı bir hava. Farklı bir tarz. Ne diyorsunuz? Böyle bir şey yapsak. Biraz tipini değiştirmemizin vakti geldi sanırım. Tüm makyajlarını sildik şu an. Hı. Şimdi çok fazla değişiklik yapmak istemiyorum ama mesela hani yapılabilecek, hani plastik cerrahi operasyonlarıyla yapılabilecek şeyleri istiyorum. Mesela göz kapağını işte blefaroplasti miydi? Ondan yaptırmış olsun mesela. Mesela gözlerini azıcık açalım şöyle. Sonra bir burun ameliyatı olabilir. Dudak dolgusu. Sonra bişektomi. Bişektomi yapamadık. Zaten bişektomiliymiş. Allah sizi kahretsin. Sakallarını dur hallederiz. Bir de jawline dolgusu yaptıralım bir de. Ne diyorsunuz? Heh. Bir de jawline. Başka ne yaptırabiliriz? Yüz nakli yaptırmamı istemişsiniz. Allah sizi kahretmesin. Sakalını bir çıkaralım bakalım, sakalı. Emin misiniz sakalının gitmesini istediğinize? Allah affetsin, ne çirkinsin takıyor. Aa, sanki gibi. Sakalı kesinlikle geri sokmamız lazım. Korkunçtu yani sakalsız da. Arkadaşlar ben plastik cerrahi şeyimi bıraktım. Biraz köklü değişimler yapacağım sanırım. Çünkü biraz korkunç duruyor. Şöyle bir şeyler. Dudak. Ay bu da çok köfte dudaklı oldu be. Nasıl? Olur yok demişsiniz. Yok biz olduracağız. Olduracağız arkadaşlar. Enseyi karartmayın. Ben bu adamı adam ederim. Yedeceğim. Ne yapsak? Öpülesi dudaklar gerçekten. Bişektomi ya. Ha. Bişektomi oldu. Eğmeci kemikleri çok mu yüksek kaldı? Şöyle nasıl? Bir gariplik var adamda ya. Değil mi? Bir düzeldi ama bak şu an. Gözü çok yukarıdaymış sanırım. Ne diyorsunuz? Bir şey diyeceğim. İyi oldu ha şu an. Ben beğendim. Bence iyi şu an. Bir hoşuma gitti. Ne diyorsunuz? Gözler çok yakın. Oldu. Göz ve kaş. Kaşı da bir değişelim. Gelin. Kaş şekli kötü ya bu adamın. Bunlar ne? Allah affetsin. Ya bu. Ne diyorsunuz? Dylan O'Brien'a benzedi. Evet. Ben çok beğenirim o adamı. Aşırı beğenirim. Barzo demişsiniz. Nesi barzo la? Gayet iyi bence. Dudaklarımı yukarı alayım biraz. Aa evet, daha güzel oldu. Daha güzel oldu. Güzel oldu. Beğendim. Tenini bir, dur bir tenini azıcık bronz deneyelim. Azıcık. Ben beğendim. Değil mi? Bence iyi oldu. Şaşı mı? Allah Allah. Bana şaşı gibi gelmedi ama. Değil be şaşı. Şaşı mı? Yok be, değil şaşı.
Bence güzel oldu. Saçını açık bir deneyelim. Ay, nargileci tiplere döndü. Bak, aha, nargileci. İğrenç. Bu da çok böyle zengin piç zübbe. Zargana saçı. Arkadaşlar, kırık bir CC bulduk. Oo, bu da kırıkmış. Çok güzel. Onları silmem lazım. Ya bu da çok yani. Ya bu kadar dağınık saçlar bilmiyorum. İndirirken hoşuma gidiyor ama ne zaman bir sime koysam hoşuma gitmiyor. Ay, Allah'ım sen affet ya Rabbim. Ay, çok kötü. Toplu saç bence de en iyisi. Yani bence şu an en iyisi. Bu da fena değil. Bak bu. Ya bu ya toplu bence. Ne diyorsunuz? Toplu değil mi? Bu diyen de var. Toplu diyen de var. Topuz. Ay, bu diyen de çok. Toplu bu. Aşkım çok karışık ama. Herkes farklı bir şey diyor. Ne yapsak? Her bu diyene bir tane de toplu var. Bilemedim onun için ne desem. Moderatörler anket açabiliyormuş. Nasıl açılıyor ki o? Oy, terledim. Vallahi bunu aldım. İkisini de kullanalım. Doğru diyorsunuz. Dur. Bu kıyafete öyle olsun. Şu kıyafetinde de toplu olsun. Aynen öyle. Herkesin gönlü yapılmış oldu. Toplu saç nerede? Heh. Tamam. Şimdi kıyafetlerini değiştirelim. Gelin. Kıyafet. Ay, terledim. Şimdi kıyafete geldik. Ben birazcık erkek kıyafeti indirmiştim. Tamam mı? Ya bu adam fazla mı kaslı? Ben biraz itildim ya. Bu kadar kaslı adam. Evet, yani azaltsak mı? Bakın kaslarını. Bak, bir yakışıklılaştı, fark ettiniz mi? Azıcık göbekli mi olsun arkadaşlar? Daddy issues olanlar belli oluyor. Bence böyle çok tatlı oldu. Ya böyle bir böyle bir pespaye benim hoşuma gidiyor ya böyle. Bu yakıştı ya. Ben beğendim arkadaşlar. Beğenmeyeniniz çok ama benim hoşuma. Bunun beyazı var mı? Beyaz keten gömlek gibi. Oh, düştüm şu an. Beyazı yok ama ya. Beyaz keten gömlek. Bu keten değil. Bismillahirrahmanirrahim. Farklı bir tarz. O da farklı bir tarz ama bu simeye uymuyor. Bu simeye uymadı. Bu da şey. Aha, nargileci. Nargileye gidiyor böyle. Ay. Şunun neyini yapalım? Evet evet, skin detail ekleyeceğim birazdan. Şu iyi ya. Nasıl bu hoşuma gitti. Krem rengi tarzı olsaydı daha iyiydi ama. Pantolon da bakalım ne indirmişiz. Ay, bir hoş oldu. Ben beğen. Gri eşofman mı giysin? Tehlikeli. Aa, tatlı oldu. Dur şöyle bir şort giyse şeker oldu sanki. Şortun rengini uyurtmaya çalışıyorum ama. Ne diyorsunuz? Bence bir şeker oldu. Çapulcu mu? Aşk olsun be. Okey, beğenmediniz. Bu nasıl? Bu da çok kısaymış ya. Bu kadar da kısa giymesin. Bu tam söylememe gerek yok, biliyorsunuz. Nargileci pantolonu. Bu spora bakarız. Şunlar bilemedim. İndirdiğim pantolonlardan istediğim performansı alamayınca keyfim kaçtı. Bence en iyi bu oldu ama bunu da siz beğenmediniz sanki. Nasıl böyle?
Böyle nasıl? Beğenmediniz. Bak kargo pantolon nasıl? Bence evet. Bak çoğunuz bunu beğendi. Ay çok kötü diyen de var. Aşklarım çok kararsızım ama ya. Ne yapacağız? Şu nasıl? Ah. Bu güzel. Bence bu iyi. Ben üstü beğendim kız. Bir hoşuma gitti. Bir kolpa, bir rahat, bir böyle bir tatlı geldi bana. Bilmiyorum. İçime sindi ya bu adam benim. Kötü. Allah sizi kahretmesin. Kötü çok değeriniz var ama ben beğendim ya. Bence Eylül de beğenir. Ay bu ayakkabı ne ya Rabbil alemin. Dur. Bu da çok kötü. Converse maybe. Şu bir spor ayakkabı daha iyi sanki. Bu. Evet bu. Bence güzel oldu. Ben beğendim ya. Aa. Zevkler ve renkler tartışılmaz arkadaşlar. Ben niyeyse beğendim. Ay iyi hadi değiştiriyorum. Allah sizi kahretmesin. Ay yine bir şey. Dövme yaptıracağım. Yaptıracağım. Durun. Neyse ya bir şey diyeyim mi? Çok vakit harcıyoruz. Bir şey seçeyim geçsin yine. İyi iyi bu kalsın. İkinci kıyafetini hızlıca değiştirelim. Ne yapalım bunu da? Şu nasıl? Evet ya bak gameplay'e geçmek istiyor herkes. Katılıyorum. Hadi hemen bunu da hızlı bir şey yapıyorum. Ben buralarda biraz fazla zaman kaybediyorum çünkü. Nasıl? Kötü. Bence de kötü. Ay ama bir an önce bir şeyi halledip hemen oyuna geçesim var şu an. Bunu aldım ben de. Gömlek. Hazreti Yusuf. Aşk olsun. Bu şort da iyi. Ben niyeyse yaz vakti falan diye şort. Hep aynı renkler oldu değil mi? Evet hep aynı renkler oldu. Kırmızı olsun o da. Biraz hızlı yaptığım için seçemedim arkadaşlar. Sorry. Tamam iyi böyle ya. Aman olduğu kadar olmadığı kader. Yeter. Bence yeter. Yoruldum. Gerçekten yeter o ya. Hadi. Valla kameranın şarjı bitecek. Pat diye ortada kalacağız. Devam. Gameplay. Aa. Saçı niye öyle görünüyor uzaktan? Ha, oyunun kalitesini ben ekstra high'dan high yapmıştım bilgisayar kasmasın diye. Ondan herhalde. Neyse bir dahaki oyunda şey yaparız. Yakından bakarız artık. Şimdi. Dur. Date'e mi çıksak önce? Saat 7'de. Bence buluşmaya kadar bir date'e çıkabiliriz. Hadi. Eski Atona date nerede? Heh. Bir date'e gidelim. Sevgililer günü eğitimimize erken çıkarız. Sonra bizde kalmasını şey yaparız. Görüşmeden sonra da bizde kalır. Oh, hadi bakalım. Nereye gidelim? Özel şık bir restorana gidelim bence. Hiç restoranda eğitim yapmadık Takuya'yla. Nerede benim güzel bir restoranım vardı? Ben bir yere çok güzel bir restoran koymuştum. Heh. Çezlama'ya gidiyoruz. Çok şık bir restoran arkadaşlar. Hazırım. Hadi bakalım. Bence de adam çok seviye atladı. Siz beğenmediniz ama ben adamı çok beğendim. Evet. Güzel giyindik de. Ama adam yanımıza biraz şey mi kaçtı? Olsun o da öyle. Kız biraz fazla kaldı. Dur kız biraz daha şey giyinsin. Biraz fazla özenli kaçtı. Şunu giysin. Şu kıyafeti güzel olur bak. Aynen. Uyumlu oldular. Hadi bakalım geldik canım. Bize bir masa ayarla bakayım. Nişana gider gibi oldu kıyafeti. Katılıyorum. Kız biraz heyecanlandı sanırım. Date'e gelinlikle gitmeye çalıştı birazcık. Öyle bir şeyler oldu ama. Sosul. Gel gel. Hadi bakalım. Evet. Bu sefer beklemeyeceğiz. Bu sefer highlighter'ına bak kızın. Ablamız
YouTube'dan makyaj nasıl yapılır videolarını izleyerek makyajını yapmış sanırım. Ay kahvem bitti ya. Kahvemiz olay da iyiydi. Kızınız gerçekten mükemmel. Bu kim? Bu mu? Ay takıyacığım bir dede gibi mi giyindi birdenbire? Niye öyle oldu? Gözlük falan da taktı. Ha biz çünkü formal kıyafetini değiştirmedik diye mi acaba? Ama farklı bir tarz ha. Hoşuma gitti bu da. Fena değil. Bir gözlük takınca bir entelektüel bir hoş bir şey oldu. Sen hale çeksene mal takıyor demişsiniz. Haklısınız bebeklerim. Altın rengi saat takması birazcık beni üzdü ama. Evet Danilo'ya benziyor şu an. Katılıyorum. Ne diyor bu? Birisi beni aradı. Yine iş teklifi. Bıktım artık iş tekliflerinden. Nasıl bakıyor bize? Arkadaşlar bize nasıl bakıyor? Yakışıklı diye havluluklarında sesim çıkmıyor demişsiniz. Oğlum şu bakışa bakın be. İçim eridi. Ben eridim şurada. Bu nasıl bir bakış? Bu ne cilve? Bu bakış ne? Ay ben düştüm şu an. Çok fena düştüm. Ay çok tatlı. Aşkım yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Bir hoşuma gitti bu çocuk. Dur sakiniz. Bir öpücük atalım. Aa şu görevleri unuttuk. Dur şu görevleri yapacağız. Sohbet falan etmemiz gerekiyor. Şaka yapmamız gerekiyor. Şaka yapalım. Kirli şaka yapalım. Ayıplı bir şaka yapıyoruz şu an. Alkışladı. Biraz saçma bir tepki ama. Birer şaka daha yapalım. Hadi bakalım. Vallahi iyi gidiyor. Komiklikler, şakalar. Nişandan bir an önce demişsiniz. Kız dur daha ne nişanı? Hayatımızın aşkı ve çok düzgün bir adam çıkarsa nişanlanırız. Öyle rastgele ikinci date'den, ilk date'den nişanlanmak ne demek? Kendinize gelin. Çocuk her şeyimizi alkışlıyor. A, tepkileri çok tatlı ama. Evli mi değil ya? Takuya'nın evli olup olmadığını direkt sormuştuk sanki. Dur soralım lan. Yine evli çıkmasın vallahi çok sinirlenirim ha. Nasıl soruyoruz? Yalnız mısın diye soralım dur. Ben hamileyim dedim. Bir anda. Ben dedim hamileyim. Hadi bakalım. Deep conversation yapalım. Neredeydi deep conversations? Nerede? Niye bulamıyorum? Dur get to know diyelim bakalım. Biraz tanıyalım date'imizi. Şimdi, ay deep conversations'ı görüyor musunuz? Çıldırıcıyım. Müzik zevkini soralım. Evet. Siz görüyor musunuz? Ben gör. Ha, deep conversation gördüm. Bir tane daha yapalım. İki tane istiyor çünkü görev. Ha. Şu an kendinden bahsediyor biraz. Biz de askeriyeden bahsediyoruz. Eylül benmiş meğersem. Çakal dinliyor gibi geldi misiniz? Bence çakal dinlemiyor. Katılmıyorum. Hip hop'tan hoşlanmıyormuş. Bakın. Bence iyi gidiyor. Arabesk mi? Aşkım bu adamda arabesk dinleyen tip var mı? Allah aşkına. Badiciler trap dinler demişsiniz. Aa badiciydi değil mi bu? Onu unuttuk la. Vallahi badiciydi bu çocuk. Lan sipariş vermedik. Dur date bitecek. Hemen sipariş vermemiz lazım. Nasıl veriyorduk? Ha order for table. Hemen sipariş verelim. Sonra gelmeyecek siparişimiz. Aşık Veysel dinliyor. Artı puan alır eğer dinliyorsa. Aa dövme yapmadık çocuğa. Söz yapacağım. Aklımdaydı inan yapmak istiyordum. Söz yapacağım. Bir dahaki bölümde yaparız artık. Adam kalkıp korona midye sahili diyecek gibi duruyor. Ya tespitlerinize bayıldım ya. Ne içelim? Şarap mı içelim? Kokteyl mi içelim? Ben bir Sims Napolitan içeceğim. Sizce bu adam ne içer?
viski içecek bir tip var sanki. Ama viski bulamadım burada. Çocuk boynuna Eylül yazsın. Su içer. Gin tonic. Evet, gin tonic içebilir. Bodyciler daha sek şeyler içiyor çünkü. Gin tonic hangisidir sizce? Şu bence gin tonic'e benziyor. Yemek ne söyleyelim? Et söyleyelim ikimize de. Bu ne? Ha, bu aperatifmiş. Burada ne içelim? Ne yiyelim? Beef noodle yiyelim. Farklı bir yemek. Tatlı olarak da şefin seçimini söyleyelim. Hadi bakalım. Ay. Yalnızca var. Aşkım, yayını 40 dakika sonra kapatmamız gerekiyor maalesef ki. Önce biraz hızlı oynamam lazım. Yani şöyle kapatmak istemem de şarj bitecek. Bakayım, şarjla ilgili bir şey yazıyor mu ekranda? Göremiyorum ki. Kamera, valla şarjını da göremiyorum. Pat diye donuyor, inanın. Anlayacağız kameranın bitişini. Danilo, Cemal Can, Cansever abi. Hadi bakalım. Sohbet muhabbete devam. Birazcık hoşlandığımızı artık itiraf edebiliriz bence çocuğa. Ne diyorsunuz? Telefondan çekim olmuyor. Şimdi telefondan chat'i okuyorum çünkü. Ay, önümden çekilin be. Göremiyorum. Heh. Sen ne bekliyorsun orada? Kimsin sen? Git şuradan. Date'imizi bozuyor. Arkadaşlar ya. Date'imizi bozuyorlar. Ha. Hemen yüz vermeyelim. Yok, doğru diyorsun. Önce bizi hak etmesi lazım. Ne yapalım? Flörtleşelim. Flörtten zarar gelmez. Bence de çok yakışıyorlar. Çok tatlılar şu an. Yemeğimiz gelsin de yemek hakkında konuşmamız lazım. Bak, görevimiz hala duruyor. Date'imiz bitmek üzere. Dur, ne soralım? Ne soralım? Müzik zevkini bir tekrar soralım. Hoşlanmadığı müziği söyledi ama hoşlandığı müziği söylemedi. Daha audition'a gideceğiz. Aynen öyle. 1,5 saatimiz var. Hızlı olmamız lazım. Hadi oyunu biraz hızlı oynayalım. Hadi be. Bize sevdiği müziği söyledi mi? Ben mi kaçırdım? Söylememiş. Söylemiyor. Bize niye sevdiği müziği söylemiyor? Gününü soralım. En sevdiği rengi soralım. Öyle saçma sapan sorular. First date questions. Ay, bir saat sonra işim başlıyor. Hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Date'imiz 2 saat sonra bitiyor. Ne yapacağız bu işi? Acilen yemeğimizin gelmesi lazım. İş mi aşk mı? Bence iş. Sorry. Date erken bitireceğiz. Turuncu renkten hoşlanmıyormuş. Aspam, turuncu renkte sana bayılıyordu. Ay, ne oldu? Ha, şey, yemek ısırmış da. Servis çok yavaş. Yemek gelse yesek diye bekliyorum ama hala gelemedi. Hadi aşçı. Şunlar bizim yemekler mi acaba? Oğlum, işim başlayacak ya. 40 dakika kaldı. Of. Daha yemek yiyemedik. Of. Ya ne zaman bir date'e gelsem adam gibi yemek yiyemiyorum ya. Gerçekten 3 saattir şu yemeği bir türlü pişiremediler yani. Sinirlerim bozuldu. Of, hadi. Date'im çok kötü geçecek. Ne yapacağız? 15 dakikamız var. Ya işe gideceğim de daha hiçbir şey yapamadık yani. Puanları kazanamadık. Ay, sinirlerim bozuldu. Ne yapalım? Restorana hemen çok düşük puan vereceğim gerçekten. Dur, sevgililer günü hediyemizi verelim. Ne verelim? Ne verelim? Ametist taşı verelim. Hadi. İş date falan boş, git öp demişsiniz. Date şey, hediyemizi verelim de bir. Ah, yemek geldi. Bir öpelim de dur. İşe gideceğiz hemen. 3 dakikamız kaldı. Yemeği yiyecek vaktimiz bile yok. En azından bir öpüşelim.
Tutkulu öpüşelim hadi. Hadi içimden geldi. Bebeğim ben sana ne diyorum? Yemeği de beğenmedi. Tam bir Danilo şef. Kız ben seni öpecektim ama dur. Ay işe gidecek. Öpüşemeden işe gidecek. Ay, şu an 10 dakika gecikiyoruz şu an. İşimize gecikiyoruz. Dediğim hiçbir şey de yapmadı. Allah razı olsun. Ay oturmak istemiyorum ben de ama. Hemen öpme emrini verdim ben. Neden öpmediler? Ben anlamıyorum ki ya. Hadi. Gitme işe gitme. Biz gittik adam tek başına yemek yiyor. Mükemmel date gerçekten. Of. Aşkım öpemedim ki. Kapatamıyorum. Kapatamıyorum ki. Bak silinmiyor. Ay valla sinir oldum ya. Çok da tatlıydı. Aa, üzüldü de. Aşkım. Neyse dur şey yaparız hemen. Dur aa ne yapalım? Dur hemen halledeceğim ben. Şeye gidelim. İş görüşmesinden dönünce ki döndük şu an sanırım. Aynen öyle. Gittik mi? Gidemedik mi? Alamadık mı la işi? Ay işi de alamadık. Ay dramlarca ya. Arkadaşlar ya. Of. Hiçbir şey alamadık şu an. Ay sinirlerim çok bozuldu. Date'de kalsaydık bari. Of. Olan gerçekten bizim yemeğe oldu. Ay sinirim çok bozuldu ya. Ne işe alabildik ne çocukla. Ne yapalım? Bir date daha mı çıkalım? Çocuğu eve çağırıp evde mi yemek ortamı hazırlayalım? Ay valla sinirim çok bozuldu ya. Tekrar mı gidelim? Ev mi? Evde takılalım bence. Bak ne yapalım? Ben hemen dur şimdi. Şimdi dur. Hemen ne yapalım? Güzel bir tavuk yapalım hemen. Ay sinirim çok bozuldu ya. Hadi hemen yemeği yap. Boş durma. Kayla da geldi bak. Canım arkadaşım mutsuz olduğumuzu anladı. Ay sinirim çok bozuldu ya. Dur hemen bir yemek yapıyoruz. Kayla'cığım oylama bizi. Acilen date hazırlamamız lazım. Sevgililer gününü kötü geçiremeyiz. Geçiremeyiz yani. Hayır. Çocuğumuza da bakalım da dur nasılmış. İyi çocuğumuz gayet iyi. O oynasın kendi kendine. Noodle seninle ilgilenemeyiz. Zaten işimiz başımızdan aşkın şu an dur. Of. Vallahi sinirlerim bozuldu ya. Hah. Yemek hazır şimdi. Hemen Takuya'yı çağırıyorum. Hemen. Çağırdım. Kıyafetimi de giyiniyorum. Neredesin? Ha. Bunu giyinelim. Yine aynı kıyafeti giyelim. Dur şimdi. Bir de böyle bir ışık, mum ışığı falan var mı ki? Candle diye arasak. Bir de ortam hazırlayalım. Biraz böyle bir şey olalım. Ne denir ona? Romantik bir şeyler. Çocuğu terk ettik yemeğin ortasında işe gideceğiz diye. İşten de kaldık. Gönlünü almamız lazım. Ara bakayım. Yani hiç yoktan iyidir. Bak şimdi ne yapalım? Şu yemeği şuraya koyalım. Yani bu biraz ne yapabiliriz? Romantik müzik de açalım. Çok güzel fikir. Ama candle bulamadım. Güzel bir şey istiyorum. Heh. Bu bence iyi. Tamam. Sandalyelerim çok rezil. Sandalyeleri de güzelleştirelim. Hemen. Çok hızlı olmamız lazım. Masayı büyütmesek de olur ya. Masa iyi dur. O işlere hiç girmeyelim arkadaşlar. Gereksiz vakit harcayamayız. Şu an yayınımızı bitirmeye de çok az kaldı çünkü. Emin olun isteyerek değil. Şarjı bitecek pat diye. Biliyorum yani daha önce yaşadığım için. Onun için hızlıca şu date'imizi ayarlamaya çalışalım. Olmadı bu da. Sandalye seçemiyorum.
Nasıl bir gül, gül de mi koyalım? Ay, gülümüzü de o getirsin be. Her şeyi de biz mi yapacağız? O kadar da değil. O kadar da değil arkadaşlar. Tamam, işimizi seçmiş olabiliriz ama kendimizi o kadar da şey yapmayalım. Biraz o da düşünsün, değil mi? Ama güzel oldu. Bu yakıştı. Halının rengini mi değiştirsek? Halı biraz... Ne diyorsunuz? Halı biraz dikkat çekiyor. Ay, halı seçmek de en nefret ettiğim şey. Saatler sürer, hiç uğraşmayalım. Kalsın bence. Ya değiştir diyorsunuz da aşk böceklerim. İnanın ben de istiyorum da. Nasıl? Dur hadi 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 hadi, hadi, hadi hızlı bir şey seçelim. Ha, bu fena değil, ne diyorsunuz? Güzel. Bence de herkes. Allah'ım süreli yarışıyoruz. Öpüşmemiz lazım gerçekten. Işıkları da kapatalım. Bak şimdi bahçeye mi kursak ya? Bak aklıma girdiniz. Bahçeye. Hadi dur hızlı. Dur aklıma girdiniz siz iki küçük şeyler. Dur. Şöyle bir bahçeye bak şimdi ne yapacağım bak. Dur. Bekleyin. O iş bende. O iş bende. Hallediyorum. Çiçek de koyalım. Bir dahaki bölümde bahçemizi de bir düzenleyelim. Hatırlatın bana. Şöyle. Bu kadar parayı mezara mı götüreceğiz arkadaşlar? Heh. Nasıl? Bahçe ışık da koyacağım. Durun hepsi bende. Hızlı olmam lazım sadece. Onun için biraz gerildim şu an ama halledeceğim. Tamam. Şimdi şurası. Hemen. Ay gerildim. Vallahi heyecanlandım. Heyecanlandım. Şu nasıl? Işık da koyalım. Hemen de dur. Işık. Dur şuralara da ışık koyalım. Yere mum. Şu ışığı koymasak mı? Hah. Nasıl? Aralara şöyle mumlar. Şeycim, yani bu bence gönlünü yeterince alıyoruz şu an. Evet süre doluyor. Çok hızlı olmam lazım. Hemen dur. Bitiyor. Tamam. Bir de şuraya da. Yok o çok olmadı. Şundan koyalım şuraya da olmadı. Farklı çiçek koysam iyiydi. Şundan koyalım hadi. Tamam, yeto. Bence yeto. Gayet iyi. Hadi ay teklif mi etsek? Yok yok etmeyelim. O kadar hızlı değil. Dur ya, bir gençliğimizi yaşayalım. Sadece romantik güzel bir şey, sevgilimiz olmasını teklif edebiliriz belki. Bu kadar hazırlandığımız için o da. Boşa gitmesin hazırlık diye. Hemen bir de sandalye seçelim. Hemen. Evet ya, zaman çok azaldı. Şu nasıl? Gayet iyi. Seç kardelen gitsin. O kadar düşünmeye vaktimiz yok bebeğim. Heh. Bu tarafa mı otursunlar, diğer tarafa mı? Siz ona karar verirken ben bunu alıyorum. Bana yazın. Hangi taraf olduğunu. Anam. İyiyim böyle, tamamdır. Mumumuzu da koyduk. Hatta bir tane... Yok iyi. İyi. Şuraya yemeğimizi de bir şey değil mi? Şunu şimdilik şuraya koyacağım. Leş. Ay C yaptım yanlışlıkla. Dur. Biraz leş duracak ama yemeği çünkü servis etmesi gerekiyor ya. Tamam. Hadi. Hazırız. Hazırız. Giyindin mi anneciğim? Çağırdık takuyayı. Nasıl? Bence yeterince havalı. Değil mi? Ah, set table. Evet. Fancy dessert diyelim. Çişin mi var? Senin de Eylül ya, yeter. Ne oluyor lan orada? Tamam, bunlar işlevselmiş de aynı zamanda. Sen hemen bir tuvaletine git Takuya gelene kadar. Takuya gelmiş bile. Hadi. Hazır mıyız? Ay. Ah, bir şey yok. Sakiniz. Hadi. Hemen işe. Hemen. Hadi Eylül. Hadi. Call to Grand Mail. Hadi Eylül.
Müzik, müzik, müzik. Hemen, hemen hallediyorum. O iş bende. Niye bu böyle oldu? Yere konulmuyor mu bu? Yere konulmuyormuş. Hemen o zaman şuradan müzik şeyi seçelim. Ay çok heyecanlıyım. Şu. Gramofonu şöyle koydum arkadaşlar. Tamam. Romantik. Aa, çok heyecanlı. Romantik müzik hangisi? Romance. Ay. Düştüm ben şu an buraya. Hadi. Dıldı müzik dinliyor anneciğim. Hadi. Neredesiniz? Bak buraya bakmaktan. Hadi. Bebeğim hadi. Call to grand mail hadi. Sizi bekliyorum. Pelin hadi Pelin. Git uyu sen git oyuncaklarınla oyna. Bir şey yap bebeğim ne olur. Dur annen şurada bir adam düşürecek. Anneciğim hadi. Abi ne oluyor? Siz niye bir türlü şu yemek işini halledim? Ay oyun mu takıldı? Bak çok sinirlenirim. Dur kaydedelim. Vallahi sinir oldum. Böyle tam şey yerlerde bug gelir ya oyuna. Sakiniz. İyiyiz. Stres yok. Gel şuraya. Niye dışarı çıkamıyorsunuz siz? Kapı mı kilitli? Yo. Dışarı çık. Niye dışarı çıkmıyorlar? Gerçekten yeto. Hava soğuk. Soğuksa da dışarı çıkabilmesi gerekiyor. Dışarı çıkmıyor. Bak. Ne bu ya? Dur bir gece bende kalmasını teklif edeyim önce de. Allah Allah. Dur bir date de şey yapalım. Niye kapıyla mı alakalı? Ben anlamadım. Ev ev ya gitme bir yere. Evde date seçebiliyoruz değil mi? Ay seçebiliyormuşuz bari. Güzel. Evde date'siz. Hah gel bakayım şuraya birlikte. Ha dur şuraya diyorum diye mi? Yo ama yürüyebilmesi lazım. Şuraya çık. Kapının önüne çıkmanı istiyorum. Hah dur çıktı. Allah'ım sinirlerim tepeme gelecekti. Buraya gelin bakayım birlikte. Hah. Tamam dur halledeceğiz şimdi. Badireleri atlattık arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hallettik. Hallettik. Aynen. Sıkıntı yok. İyi. Keyfimiz yerinde. Ortamımız güzel. Keyif kaçırmak yok. İyiyiz. Gayet iyiyiz. Çok şükür. Müzik bir değişti mi? Dur. Romans değil miydi ya? Ay, hadi bakalım dur. Şimdi. Ay tatlılar. Hadi yemeğinizi de yiyin. Ay güzel oldu. Aha. Ev date'inin görevleri de farklıymış bu arada. Ya çok tatlılar. Başka ne yapabiliriz? Hoşlandığımızı söyleyelim bence. Noodle da geldi. Anneciğim yiyelim seni. Dur biraz yemek verelim Noodle'a da. Espa. Mohanya. Ay güzel oldu. Dur öpeceğiz kız. Dur date daha yeni başladı. Sakin olun azıcık. Ay. Şimdi. Yemeğimiz bitti değil mi? Tamam. Yemeğimiz bittiyse önce ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Ne yapalım? Erkek arkadaşımız olmasını isteyelim. Bence hak etti. Ne diyorsunuz? Bravo,
Dans da etsinler, evet. Damsa? Aa, farbo. Oh, nozu. Toba? Ay, Siyak doğuruyor. Aşkım dur, sırası değil şimdi. Siyak'ım. Ay bebeğim ya. Gerçekten Yeto ya. Gerçekten Yeto ya. Ne yapacağız şimdi? Veterinere mi götüreceğiz Siyak'ı? Ay Siyak'ım anneciğim ya. Ay. Nedir bu çektiğimiz çile ya? Gerçekten Yeto. Allah'ım ya. Daha ne yaşayacağız? Yeter ya. Aşkım streste ya. Bir şey diyeyim mi? Hep birlikte veterinere arkadaşlar. Hep birlikte veterinere. Gerçekten Yeto. Ay sinirlerim bozuldu ya. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Date'imiz var diye gidemiyoruz da veterinere ne olacak kedişimize? Bir şey diyeceğim, ne yapacağız şu an? Ne yapacağız? Date'i mi bitirmem gerekiyor? Kendi kendine hallediyor demiş. Kendi mi doğuruyor? Yanında falan olmamız gerekiyor mu? Ay ama üzüldüm Siyak'ıma şu an. Şunlar da aşk yaşıyor hala. Dur, Siyak bence şu an iyi duruyor. Biraz ağzı açık falan nefes alıyor ama durun bir öpelim ya. Bir öpelim de öyle değil mi? Bence. Veterinere gitmene gerek yok. Kendi doğuruyor demişsiniz. O zaman bir öpüşelim artık. Yeter ya. Yeter ya. Vallahi kızımız hak ediyor bunu ya. Vallahi hak ediyorsun ya. Bunu hak etti. Bunu gerçekten hak etti. Şükür. Öptü ve gitti kız sende ne alfasına. Ne alfasın sende. Uf kızım dur kızışımızı... Ne oldu? Bebişimiz ne yapıyor? Bebişi boş ver. Bebiş uyuyor. Bebişe bakmana gerek yok. Kedişimizi sevelim azıcık. Çok şükür ya Rabbim. Gerçekten çok şükür. Öpelim bir kedişimizi. Sen niye mont giyip duruyorsun? Ben bıktım senin mont sevdandan. Anneciğim. Dur canım bebeğim. Oy. Oy. Şimdi televizyon izlemek istiyorlarmış. Birlikte bir televizyon izleyelim. O görevlerimizi de halledelim. Noodle baba oluyor gerçekten. Sen de şu üstünü bir değiştir artık. Yeter ama yani. Gerçekten yeter. Date kıyafetini giysin. Film izleyelim. Ne izleyelim? Diamonds Are a Sims Best Friend. Öyle bir film vardı. Onu izleyelim. Şimdi sarılma falan şeyleri... Ah. Film izleyeceğiz. Netflix and chill yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kedişimize de bakalım da arada. Ah anneciğim. Ah anneciğim yerim seni. Annen işi pişirsin bekle. Gelecek dönecek sana. Hadi. Filmin bitmesini mi bekleyeceksin? Saçmalama. Film izlerken konuşma mı dedi bana geri zekalı? Ha. Ha. Bunu senin yapman lazımdı aslında ama neyse. Neyse canım, neyse. Şu an izlememem gereken bir şey izliyormuş gibi hissettim ama kendimi kötü hissettim. Geto. Gerçekten Geto. Tamam ben Siyak'ıma bakayım. Siyak'ım ne yaptı? Yeter onlar ne yapıyorlarsa yapsınlar. Çok izledik. Eylül'de yani 7 bitirdi çocuğu gerçekten. Neyse. Gözlerinin içine bakalım. Sonra bak şaka yapmamızı istiyormuştur. Hemen hızlıca 3 tane de şaka yapalım. Sonra gelecek şeyleri biliyorsunuz zaten. Ya. Bebişlerimiz doğdu. Dur şimdi. Ay heyecanlandım.
Kitten is born diyor ama cinsiyetini söylemiyor. Him diyor, kalayım. Ne olsun? Erkek kedimizin adı. Ne olsun? Karışık ad mı bulsak? Ay çok heyecanlandım. Hı? Rastgele ad mı bulalım? Ceku. Ceku kız adı değil mi ya? Behlül olsun hadi. Hah, kedilerimizden birinin adı Behlül. Soyadımız neydi kız bizim? Neyse soyadı olmasın. Oha, Eylül'ün soyadı Gürsoy. Gürsoy. Ama soyadı diğerlerine koymamıştık. Buna niye koymamızı istedi ben anlamadım. Çok güzel adlar geliyor, yerim size. Dur, Behlül'ü koyduk şimdi. Diğerlerine sonra bakarız. Last name koymuyorum hadi. Bu ne? Kız. Kıza da Ceku koyalım hadi. İlk Ceku'yu görmüştüm. İki tane mi oldu? Ya siz nasıl tatlısınız. Behlül'ün sarışın olması. Adı Behlül olması gerekiyormuş gerçekten. Ay kızı da aynısı. Çok tatlılar ya. Çok tatlılar. Gerçekten çok şekerler. Dur şu işi de pişirelim de halledeceğiz sonra. Bebişlerimizi sevmeye devam edeceğiz. Hemen şaka yapalım. Baba aldın lan o da. Bebişiyle tanışıyor. Allah'ım çok tatlılar. Yiyeceğim. Dur dur bir şaka daha yap. Nereye? Dur bekle sen de. Dikkatimizi dağıttık diye. Şu işi bir halledelim. Bebişlerimizi seveceğiz hemen. Takuya neredesin bebeğim? Biz daha iş pişirmedik seninle. Hah hadi. Niye korkuyorsun Nudül? Çocukların önüne atinin. Behlül bize nasıl bakıyor? Allah'ım Behlül çok tatlı ya. Nice. Şimdi arkadaşlar son bir görevimiz kaldı. Biliyorsunuz görevimizi. Bu date'in sonunun gittiği yeri biliyorsunuz. Haydi bakalım Eylül'cüm. Göster hünerlerini. Haydi Eylül'üm. İkisinde aşırı uykusu var. Ah bir tanelerim yerim sizi ya. Görev tamam. Görev tamam. Hallettik çok şükür. Ay ne kadar güzel oldu ya. Vallahi sabrın sonu selamettir arkadaşlar. Siyakım nerede cidden? Anneciğim üşürsün tabii. Kız donuyorsun Siyakım, ne yapıyorsun orada anneciğim? Niye kokuyor Siyak? Yıkamam mı gerekiyor? Kokuyor değil mi? Hasta mı yoksa? Arkadaşlar Siyak kokuyor mu hasta mı? Beni korkutmayın. Veterinere mi gitmem gerekiyor? Ne diyorsunuz? Anlamadım ki doğum yaptı diye mi? Dur sen uyuma bir bebeğin hemen bir. Bir şey yıkayalım önce. Şurada vardı sanki. Yok. Bulamadım ya. Kedimizi yıkayamıyor muyduk? Dur bir hemen bir veterinere gidelim. Bir sıkıntı var. Date'im bitmedi mi ya? Üf, deep conversation da yapalım da. Dur bitsin şu date hemen. Keyfim kaçtı. Siyakımıza bir şey olursa gerçekten kendimi hiç affetmem. Hemen iki tane deep conversation da yapalım. Bitirelim şu date'i hızlıca. Kedimizin bir şeyi var. Vallahi bir şey var. Yıkayınca nasıl yıkayacağız? Bulamadım yıkamayı. Şurada mı yıkıyoruz yoksa? Bulamadım. Yok, yıkama yok. Ha kokuyor muymuş? Ama yıkama şeyini... Ha bir kokarca tarafından şey olmuş. He iyi bari hasta değil çok şükür. İyisin değil mi anneciğim? İyisin değil mi bir tanem? İyisin değil mi aşkım? Bu ne işin güzeli? Oh. Aşkım.
Ne diyeyim seni? Ay adam da burada yığıldı. Kalk lan. Hadi uyuyak bari. Kalk. Kalk bey, kalk yatalım hadi. Bebeğim ya, bende kalacaktın ya bugün hani. A gitti resmen. Pat diye gitti. Uyuyacaktık birlikte ya, neyse. Neyse. Ay yoruldum çok şükür. Rahatladık. En azından rahatladık arkadaşlar, çok şükür ki. Şimdi adam yorduysak. Yorulup evine uyumaya gitti. Şimdi dur, terk etmedi kız, uyumaya gitti. Bebişlerimizi sevelim, gelin. Behlül'üm, neredesin anneciğim? Ulu 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 ulu. Pelin. Ha dur, tuvalete gelmişti. Ay kızımız acıkmış. Kalk kalk. Eylül, Pelin'e hemen yemek ver. Uy. Behlül. Ben Behlül'ü çok sevdim. Çok şeker duruyor. İlk kez bu kadar sarı renkli falan bir kedim oldu Sims'te. Belki de ondan. Hadi böyle Pelin'ciğim. Yemeğini de ya aşkım, gel. Açım diye bağırma ya. Hazırladım yemeğini işte. Bu çocuk var ya, çok fena olacak. Bakalım Behlül'ümüze. Ya Behlül. Ya Behlül. Tam Behlül ya. Mavi gözlü sarışın falan. Kızımızı da sevelim. Kızımızı da sevelim. Kaylı Takoyel'e çıktığımız için tebrik etti bizi bebeğim. Kızışım, sen nasılsın Pelin'im? Seni bir yıkayalım anneciğim, gel. Gel anneciğim. Aşkım hamilelik testi modu yok bende ya. O modu indireyim bir dahaki ayına. Wicked Wings indirmem lazım onun için. Alayım onu. Halledeceğim, o iş bende. Ne oldu anneciğim, oyun mu oynamak istiyorsun sen? Oyun mu oynamak istiyorsun sen? Siyakım, sen nasılsın anneciğim? Senin bir yerin mi parlıyor, bana mı öyle geldi? Yok, iyi. Oy, kıcı. Çocukların da burada. Gayet güzel. Arkadaşlar 52 geçiyor. Artık yayınımızı sonlandıralım mı, ne diyorsunuz? Şimdi şarj birdenbire biter, kapanır diye korkuyorum çünkü. Az oynayabildik farkındayım ama bence bayağı bir şey yaşadık ya. Ne diyorsunuz? Maalesef ki yoruldum biraz daha. Bugün yeto bence de. Sonraki yayınlar. Alıştım zaten, artık açarız buradan. Sık sık yayın diye düşünüyorum. Aşkım 2 saattir aralıksız oyun oynayıp konuşuyorum. Biraz yordu ya, alışkın değilim. Bu kadar uzun canlı yayın yapmaya alışkın değilim aşklarım. Kaydedeceğim inşallah, başarabilirsem. Nasıl kaydediliyor, nasıl yapılıyor hiçbir fikrim yok ama başaracağım inşallah. Ya yayını YouTube'a atmaya çalışacağım. Önce kaydetmeyi bulmam lazım, sonra YouTube'a atmayı bulmam lazım. Halledeceğim ama inşallah. Bugün ne oldu, bir özet geçelim. Bugün öncelikle Noodle'ı sahiplendik. Noodle'cığım, bebeğim. Siyakımızın ana olma içgüdülerinden dolayı. Noodle'ımızı önce Siyakımız beğenmedi. İlk görüşte aşktı aslında ama kabullenemedi. Sevmiyormuş gibi davrandı, bir nazlandı falan. Sonra başka biriyle finger demiş Siyak, onu öğrendik. Ama hamile kalamamış ondan. Sonra Noodle'a ısındı, Noodle'la finger dedi. Oradan hamile kaldı ve iki tane bebişimi gördü. Behlül ve Ceko. Ondan sonra Pelin her zamanki gibi sorunlu bir çocuk. Bayağı sıkıntılı. Büyüyünce ne olacak hiçbir fikrim yok ama bayağı bir yoracak bizi. Onun dışında Eylül. Eylül için hem böyle başarılarla hem de başarısızlıklarla dolu bir gündü arkadaşlar. Öncelikle bir iş teklifine gitti. Kazanamadı. Çok istediği bir oyundu ama alamadı oyunu. Rolü kazanamadı yani. Ondan sonra Takuya'yla bir date'e gitti. Takuya plastik ameliyat olmuş, plastik cerrahi geçirmiş ve kendisini baştan yaratmış. Tekrar aşık olduk Takuya'ya.
Date'e gittik. Date'imiz çok güzel giderken işte o görüşmeye gitmemiz gerekti. Orada bir sıkıntılar. O görüşmeyi de kaybettik. Öpüşemedik de hiçbir şey olmadan evimize döndük. Ondan sonra sevgililer gününü kötü geçirmek istemediğimiz için güzel bir date hazırladık. Gördüğünüz ortamı ve erkek arkadaşımız olmasını teklif ettik. Bildiğin çıkma teklif ettik yani. Çıkma teklifi geri gelsin. Ve öyle işi pişirdik derken bugünlere geldik. Güzel bir yayındı. Gerçekten eğlenceliydi. Böyle sizinle eğlenmek, konuşmak da güzel oldu. Ay yerim sizi. Kalpler yayında şey oluyor chatte. Ay çok tatlısınız. Çok güzel bir yayındı. Vallahi hoşuma gitti böyle chatle. Konuşmak, sizinle böyle interaktif bir şeyler yapmak güzeldi. Şimdi yayını nasıl kapatacağız? Geldik zurnanın zırt dediği yere. Yayın kapatmayı bilmiyorum. Şimdi OBS'e girmem lazım sanırım. Durun. Yayını durdur diyorum. Evet, hadi öpüyorum sizi. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın aşklarım.